Merhaba, ben Edip. Nam-ı diğer Hazreti Edip radıyallahu an veyahut da Hazreti Edip aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem gitmiyor. Kimseye de gitmez o. Çünkü böyle bir şey söylenmesi emredilmiyor. Salavat çarpılması ile ilgili video şeye. Hazret huzurunuzda demek, huzurunuzda Edip. Radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Tabi ben söyleyince radiyallahu anni. Allah inşallah benden razı olsun diyorum. Siz de kendiniz için bu lakapları kullanınız. Çünkü bunu sadece putlaştırdıkları isimler için kullanıyorlar ki Hazret uydurmadır, çok sonradan uydurmuşlar. Yani hayatta olan birisi için zaten dersin bunu, ölüler için kullanılmaması lazım. Ama radiyallahu an herkes için kullanabilirsin. Muhammed Peygamber radiyallahu an, işte müminlerin Cumhurbaşkanı Ebu Bekir radiyallahu an, bu gibi ifadeler kullanmış ve de arkadaşın için radiyallahu anh dersin, senden razı olsun. Veya da gıyabında dersen işte Murat radiyallahu an veya da Murat aleyhisselam, Arapça konuşuyorsun gibi, yani selam üzerine olsun, selam sana olsun demiyor musun? Amacın bu tür takıntıları, bu tür uyduruk, put oluşturma, isimlerden put oluşturma yöntemi var, formülü var şeytanın. Bu formülü darmadağın etmek. Onun için bazı arkadaşların Facebook'ta ve Twitter'da isimlerinin başına Hazret koydular. Hazret huzurunuzda demek. En azından sanal olarak huzurda oluyor. Fantastic. Neyse, bugün inşallah Tevbe'nin son iki ayeti denilen konu üzerinde konuşacağım. Ondan önce şunu bir önce göstereyim takıntılı arkadaşlarımıza. Ne yaptım ya? Neyse, gördünüz. Yavaş okursanız durdurabilirsiniz. Bugün unutursam size bu konuyla ilgili birkaç kitabım var. Kitapların hepsini galiba götürmedim. Biri bu. İngilizce 19. Bunun Türkçesi üzerinde 19 var. Ama eski bir kitap. Gençlik döneminde, gençlik derken hala da gencim Allah'ım da olsun. İnşallah son ölümün arifesine kadar genç olacağım. Bu da Running Like Zebras. Bu konuyla ilgili İngilizce tartışmalar. Münkirlerin, müşriklerin, münafıkların eleştirilerine verdiğim cevaplar. Bunlar arasında bir makul Carl Sagan vardı. Aslında bunu buraya almamam lazımdı. Çünkü tartışması gayet makul bir tartışmaydı. Ve sonradan zaten dedi ki, of course, I might be wrong. Ben yanlış olabilirim diye. Yani bir uzaktan bakan bir insan yapacağı en makul eleştiri yapmıştı. Bir iki round haberleşmem vardı ölmeden önce o. Bunun arkasında da çok hoş bir özeti var. Bak ne güzel şey düzenledim bunu. Yani görsel olarak da dikkat ediyorum. Tabii kapak karikatürünü ben çizmiştim. Birisi biraz daha böyle şey yaptı, renklendirdi falan. Daha önce eski bir karikatürümün kopyası. Diyor ki, I wanted the letters of Besmele and, no, I counted the letters of Besmele and they are 18 diyor. Ben Besmele harflerini saydım diyor. 18. Böyle diyor ki benim fasüllere göre bazen 20, bazen de 21 harfe sahip diyor. Bu diyor ikiniz de haklısınız. Eminim ki Besmele harfleri 19 değil. Bu sadece böyle bir karikatür değil. Gerçeğin ta kendisi. Yani birçok böyle din adamları, sözde ilim adamları falan Besmele'nin harf sayısında ihtilaf ettiler. Düşün bu Ceviz Kavunu bir programında eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Eteş. Ki Diyanet İşleri Başkanları arasında en makul adamı, en böyle kafası çalışan, böyle kutunun biraz dışına çıkabilen, duvarları biraz ötesine geçebilen birisi. O bile bu konuda çok takıldı. Tabii kafası almıyor. Bunlar hepsi matematiğe düşman edilmiş hadisler, hurafeler tarafından. Uyduruk hikayeleri okuya okuya zaten mantık şeyi şey oluyor, dumura oluyor din adamlarının. Mantık nedir, sırkıtları. Besmele 19 harf değildir dedi, 21 harf. İki harf zam yaptı milyonlarca kişinin önünde. Tabii ki o tartışmayı izlersen iki kere de
stüdyodan kaçtı çünkü tartışmaya gelemiyordu, ikili tartışmaya. Neyse, ama burada çok güzel şeyler, yani sizin yaptığınız eleştirilerin en babası burada. Öyle şey etmeyin, mesela Ebu Amine Bilal Phillips, şeyin bir selefi, şeyin gözde öğrencisiydi. Suudi Arabistan'daki İbnül Baz'ın, Medine'de okumuş birisi. İsmini Ebu Emine Bilal Phillips. Bunun bir kitap yazdı, o kitap yönelik eleştirili. Carl Sagan'lı, Daniel Lomax, bu konuyu çok bilen onunla ilgili. Eyman, harika eleştiri. Michael Shermer, J. Rendren'de, neyse daha birçok şeyler var. Yani siz öyle bir iki tane eleştiri zannediyorsunuz ki ben onu hiç işitmemişim, hiç cevabı yok. Bir sürü varsayımlar var. Sorgulamadığınız varsayımlar, yanlış bilgiler, yanlış mantık yürütmeler ve bunları bırakıyorsun hemen inkar için bahane olarak kullanıyorsun. Bu da Reşad'ın bu konuyu konuyla ilgili ikinci kitabı. Adam çok ne kadar emek verdi göstermek için, maşallah. Yani alıp tek tek sayımları, harf sayımlarını görebiliyorsunuz. Böyle görsel şey. Evet. İşte bu. Allah rahmet eylesin. Bu adamı da öldürdüler. Bunun için bu zalimler. İbn-i Baz'ın fetvasıyla. İbn-i Baz ve diğer 38 sözde Müslüman aslında. Müşrik ülkenin din adamları 1980 89 yılındaydı sanıyorum. Şeyde toplandılar. Bu Selman Rushdie işiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'da toplandılar. Riyad'da sanıyorum. Ve orada Rushdie ve Reşad mürtettir diye, kafirdirler diye şey verdiler. Tabii bu karar Sünni mezhebine göre öldürülmeleri gerekir. Ve nitekim bir sene içinde Reşad arkadaşını, Allah rahmet eylesin, şehit ettiler. Mescitteyken şehit ettiler bu zalimler. Şimdi bana yönetilen eleştirilerin, eleştiri derseniz, arasında hatta en başında bu gelir. Alakasız. Mesela ben derim ki işte çocuklarınızı kritik düşünenler olarak yetiştirin. İşte mesela bir videom var. Harika çocuk öğrenci yetiştirmenin bazı şeyleri, prensipleri o konuda tavsiye ediyorum. Maddeler halinde nasıl çocuklarınızı çok başarılı bir öğrenci olarak yetiştirebilirsiniz. Onun altına hemen yazıyor. Edip Töbe'nin son hikayetine ne alakası var? Veyahut da Kürt sorunu ile ilgili, Türk sorunu ile ilgili veyahut da herhangi ekonomi ile ilgili bir videom var hemen altına. Edip Töbe'nin son hikayeti, sen mürtetsin. Kur'an'ı inkar ediyorsun. Ne alaka? Veyahut da bunu dinlemeyin. Babası bunu mürted ilan etti. Babası. İşin ilginci hep müşriklerin kullandığı mantığı kullanıyorlar. Yani mantıksızlığı kullanıyorlar. Yani birisinin reddetmesi o kişinin yanlış, illa yanlış olduğunu göstermez. Babası da yanlış olabilir. Bunu düşünemiyor. Düşünemiyor. Sorgulayamıyor. Nedir? İbrahim'in babası İbrahim'i kovdu, reddetti, mürtet dedi. İbrahim de ben sizin dininizin kafiriyim dedi. Ben nasıl babamın dininin, mezhebinin kafiri oldumsa. Veyahut da Musa'nın babası, Firavun Musa'nın babasıydı, üvey babasıydı. Üvey babası değil, yani onu çocukluk, evlatlık olarak almıştı. Firavun ne yaptı? Musa'yı reddetti, öldürmek bile istedi. Edip sen koca alim, babanı Firavun gibi mi koyuyorsun? Azer gibi mi? Evet, Azer gibiydi. İyi bazı hasletleri vardı, Azer'in de mutlaka vardı. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in de bazı iyi hasletleri vardı. Ama şirk konusunda, maalesef tevhid konusunda onlar tevhid düşmanı. Barış, özgürlük ve adalet mesajının karşısındaydılar. Ceviz Kavuğu'ndan bir programında TB128-29 ile ilgili olarak sorusuna verdiğim cevabı böyle alıp yarım dakika böyle
yayınlıyorlar işte. Edip Yüksel Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor o parçayı ve altına şunu yazmış. Kur'an-ı Kerim ayetlerini reddettiği halde Müslüman olduğunu iddia ediyor. Allah Teala akıl, fikir, idrak nasip eylesin. Bana Tevbe 2 diyenlerin büyük çoğunluğu derken %90'dan fazlası münafık ve müşrik. Aslında mangalda kül bırakmadıkları Kur'an'a, yani onun hakkında mangalda güya onun müdafi kesiliyorlar. Kur'an'a aslında büyük ihanet etmişler, Kur'an'a inanmıyorlar. Defalarca bunu ispat etmişiz tartışmalarda. Biz ayet gösteriyoruz, onlar falanca hadis, falanca alim, falanca ilmihal, falanca zübbeli, falan da cübbeli diye bir bakıyorsun Kur'an ayetine karşı nazire, Allah'a karşı putlarını çıkarıyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar ve hatta ortak koştuklarını Allah'a tercih ediyorlar. Çünkü Allah'ın kelamına tercih ediyorlar. Ve birazdan onların listesini yapacağım. O münafıkların ve müşriklerin. Zaten onlar bunu dinleseler bile yine anlamayacaklar. Çünkü umurlarında değil. Gerçek umurlarında değil. Kur'an umurlarında değil. Sadece ağızlarına çıkan söz. İşte Kur'an derler, yüce Kur'an. Böyle kağıt mürekkebin önünde saygı gösteriyor. Hep göstermelik. Çünkü münafıklar, müşrikler papağan gibidirler, maymun gibidirler. Böyle şekilsel olarak böyle çok böyle güzel şekiller şey ederler. Ama mesela Kur'an diyor ki münafıkları görürsün, seni etkilerler cisimleri, onları görürsün. Kendi felli, sakallı, cübbeli, mübbeli, böyle ağır ağır molla gibi konuşurlar. Çok edepli konuşurlar, edebiyatlıdırlar. Ama aslında onlar hoşu bunu mu sen ne de böyle kütükler gibidirler. Böyle dayandırılmış köpükler, bir şey dersen düşerler. Temelsiz kütükler gibidirler, ağaç gibi değildirler. Onları birazdan listesini yapacağım. O kimler ki buradaki bütün delillere rağmen işitmeyeceklerdir. Yine o ezberledikleri, papağan gibi ezberledikleri şeyi tekrarlayacaklardır. Ama burada samimi olan insanlar vardır. Bu konuda beni suçlayanların arasında hani bana kafir diyebilirsin, Kur'an inkar. Eğer samimiysen, gerçeği arıyorsan lütfen bu konuşmayı sonuna kadar dinle ve araştır. Sorgula. Şunları bir sizinle paylaşayım. Birisi diyor ki okey, olduğunu ne diyor? Bize de kafir demek düşer. 23 Ekim 2013 tarihinde almışım o altına bazı yorumları. Böyle 40'tan fazla kişinin oyunu almıştır. O zamandan bu yana daha fazla da uyanmıştır. Öbürü de diyor ki Kur'an-ı Kerim her bireyin kendi inisiyatifine göre yorumlanamaz. Var olan ayeti inkar veya sahte demek insani ancak küfre götürür. Kıçını yıkamaktan aciz olan sefiller Kur'an'ı kafasına göre yorumlamasın. O da bir hayli oy almış. Öbürü diyor ki yani beyni almış. Öbürü diyor ki Hasan Hüseyin Tek, Allah sen ve senin gibileri Kahhar ismi şerifiyle kahrelliğe edip yüksel. Bakır Sarı diyor ki dolandırıcı. Mustafa İncir Belen diyor ki Allah Kur'an'da Kur'an'ı koruyacağına kendisi kefil. İyi düşün bence. İyi düşünüyor. Metin Sarıgül, yalancı büyük harfle yazmış. Büyük harfle yazınca sözün daha doğru oluyor. Hele yanına bir ünlem koyarsan, birkaç ünlem koyarsan tamam. Noterli tasdik, tescilli doğru söylemiş oluyorsun. Berke Timuçin diyor ki, uzak durun bu adamdan. Akıl oyunlarıyla gerçek İslam'dan uzaklaştırır insanı. Böyleleri, nokta nokta. Safa Kuyuncu, Allah iman nasip etsin diyor. Mustafa Can, umarım hala aynı görüşte değildir. İla cehenneme zümera. Umretin ne acayip bir isim. Vay vay, bir de adam olmuş konuşuyor. Murat diyor ki arkadaşlar Edip Yüksel ve Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, İhsan Eli Açık, Yaşar Nuri vesaire gibi adamlar dinde reform peşinde ömür tüketmiş olan Abdül Efgani, Reşit Rıza vesaire ekolünün bugünkü temsilcileridir. Bu adamların bir tek kitabını okumuş değilim, tekrar ediyorum. Bu sayede Abdül Efgani, Reşit Rıza'nın bir tek kitabını okumuş değilim. Kafasına göre. Ve bir de dinde reformu savunmuyorum hiç bu vakit. Dinde derken yani İslam'da reform. İslam Allah'ın dini ise kimin haddine onu reform etmek? İslami reform. İslam'a göre reform. Ama o kadar beyinsizler ki, beyinlerine o kadar ihanet etmişler ki İslami reform, İslam'a göre reformu
İslam'da reform diye anlıyorlar. Ben İslami reform diyorum, o İslam'da reform diyorum. Ben makarna diyorum, o ördek diye anlıyor. Hani mangal tahtası bayram haftası diye alıyor ya. Öyle acayip bir şey. Anlayış yok yani. Kafalarında uydurdukları hikayeler var ya. O hikayeleri yaşatıyorlar. Benim söylemediklerimi bana yaftalıyorlar. Mesela haşa ben Kur'an'ı inkar eder miyim ya? Kur'an için hayatımı riske koymuş adamım. Kur'an'ı iki dile çevirdim. Kur'an'ı Allah kelamı olduğunu bütün inkarcılara, dünyadaki en baş ateistlere karşı da, mesela Amerikan Ateist Organizasyonu'nun başkanı veyahut da Skeptik Vakfı'nın başkanı, bunlarla tartışan adam. Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilemez, hatta ne eklenebilir ne çıkarılabilir. Ama bunu kelle sayılarına dayanarak söylemiyorum. Palavra atmıyorum sizin gibi. Sizin gibi derken beni dinleyen o münafıklar ve müşrikler gibi, gerçeği arayanlar lütfen, siz istisna ediyorum bu sözlerden. Kelle sayıları. Kur'an'ın reddettiği tek sayı. Ama onların bütün şeyleri kelle sayıları. İşte bu kadar adam inanıyor. Yanlış mı? Hepsi yanlış mı? Bu kadar insan dünyanın sabit olduğuna inanıyor. Güneşin dünya etrafında döndüğünü. Galile, biz sen mi çıktın? Biz sen mi doğrusun? Bu kadar insan yanlış mı? Bu kafa. Kelleci, Kur'an'ın reddettiği ve sürekli müşriklerin, münafıkların tavrı olarak gösteriyor. Onu elçileri reddediş sebebi kelle sayıları. Bu kelle sayıları bu münafıkların ve müşriklerin çoğunun putudur. Kendi çevrelerindeki çoğunluk. Yani menfaatleri, dünya menfaatleri için satıyorlar gerçeği. Ondan sonra mantık surda bir gedik açmaktır. Bu kişiler her devirde olacaktır. Belki de bu vesileyle kalbinde hastalık olanlar ayıklanacak. Bize düşen, üzerimize farz olan din ilimlerini tahsildir. Yani ezberlemektir. Papağan gibi ezberlemektir. Bunların tahsil dediği, o din ilimleri dediği maalesef ezbercilik. Hikaye ezberciliği, rivayet ezberciliği ve de akıl düşmanlığı. Kur'an'da akılla ilgili ayetlerin düzinlerce ayet var. Fikirle, düşünce, bir tanesinde bile aklı kullanmakla ilgili bir eleştiri yok. Akla yönelik bir eleştiri yok. Bir tane bile, yarım bile bulamazsın. Tam tersi. Müşriklerin ve münafıkların akletmediklerini, aklediniz, fikrediniz, sorgulayınız diyor sürekli Kur'an. Ama bunlar aklını putlaştırmış diye biliyor. Allah Allah. Yani elçiyi putlaştırabiliyorsun. Kur'an'da elçilerin putlaştırıldığı ile ilgili, mesela İsa'nın putlaştırıldığı, hatta Musa'nın putlaştırıldığı, Musa'dan sonra Yusuf'un putlaştırıldığı, çünkü Yusuf'tan sonra elçi gelmeyecek diye Musa'ya karşı çıkıyorlar. Yusuf'a karşı çıkanlar daha sonra onu putlaştıran zihniyet oluyor. Ama aklı putlaştırılmakla ilgili bir şey yok. Çünkü akıl bizzat Allah'tandır. Elçi de Allah tarafından gönderiliyor ama elçi putlaştırılabiliyor. Niye? Yalanlarla elçiye isnat. Ama akıl gerçeği bulmanın aracıdır, biricik aracıdır. Hatta bir naklin Kur'an'ı Allah kelamı olduğunu aklınla karar veriyorsun. Akılsız insanlar karar veremez. Aptalca akılsızlıkla karar veremez. Bir kitabın Allah kelamı olup olmadığını neyle akılla, akılsızlıkla değil. Ama bunlar akılsızca demagojilerle, efendim uyduruk böyle bahanelerle, yoksa akla saldırıyorlar. Çünkü yeri geliyor, çelişkilerini görebiliyorlar. O çelişkileri akıllıca savunamayınca akla hemen saldırıyor, aklını putlaştırıyor. Akıl değil, nakıl dinidir diye yalan söylüyor. Şeytan. Bu konuyla ilgili lütfen bir makalem var. İslam akıl dinidir, nakil dini değildir diye bunu şey ediniz yani. Akılsız olduğunuz vakit işte böyle bu hale gelirsiniz. Ne zamanki Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı, akıllarına ihanet etti, beyinlerine ihanet etti, dünyanın en geri ülkeleri olmaya başladılar. İlk baştaki o şeyler, o Müslümanların yani kısa bir süre sonra, Kur'an'dan sonra, İslam'dan sonra o en geri olan insanlar dünyanın bir numaralı bilim adamları oldular. Felsefeyi aldılar hemen Yunan'dan, çevirdiler ve felsefeyi yuttular. Niye? Çünkü Kur'an'a göre akıllarını kullanmaları lazım, bilgi edinmeleri lazım. Sözü dinleyip en güzeline uymaları lazım. Sürekli araştırınız, sorgulayınız, dinleyiniz, ilmi arayınız diyor Kur'an.
Ama daha sonra felsefe düşmanlığı başladı, bilim düşmanlığı, hikayeciler. Bir yandan Kur'an'a inanan, sadece Kur'an'ı izleyen muvahhidler, bir yandan da Kur'an'ı bırakıp uyduruk hadisler dinlenen ve böylece akıllarıyla çelişenler ve fıtratlarıyla çelişerek gerçeğe düşman olanlar ve hayvanlaştılar, reaya oldular sonunda. Mukallit oldular, mürit oldular. İşte İslam dünyası dediğimiz dünyanın durumu. Her yönde dünyanın en geri ülkeleri. Hem bilimde, hem teknolojide, hem de sosyal şeylerde, hem hukukta, hem de insan haklarında, hem de adalette, ekonomide, her konuda dünyanın maalesef en geri ülkeleri arasındayız. Bu adam diyor ki, neyse devam ediyor. Bize Kur'an yeter derler ama Kur'an'daki ayetleri görmezler. Haş 7, Necm 3 gibi ayetleri okuyun, uyanık olun. Tabii o ayetleri anlamını çarpıtmışlar. Mesela Necm suresinde in huve illa vahyu yuha, o ancak vahyedilen bir vahidir. O zamirini Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye uydurma kitaplara gönderiyorlar. Muhammed Peygamber'e 200-300 yıl sonra uydurulan kitaplara. Veya da Peygamber'in sözlerine, insan olarak sözlerine. Eşine ben seni seviyorum deyince vahiy olması lazım değil mi? Karnım aç deyince veya da hava sıcak deyince, bugün ben hastayım deyince bu vahiy olacak ha? Yani yaşayan bir robottu peygamber. Oradaki hu zamiri Kur'an'a gidiyor. Hani inne enzellahu fi leyletil kadir. Onun Kadir gecesinde indirdik. Ha diyor ki o zamiri deveye gider. Demek bir deve, kutsal deve indirildi. Hadi o devenin sidini için. Ya deveyle ne alakası var? O zamiri bağlam içerisinde Kur'an'dan rahatlıkla anlaşırsın. Kur'an'a gidiyor. Deveyle alakası yok. O indirilen Buhari ile de alakası yok. Aha oradaki nasıl inne enzelnahu'daki hu Kur'an'a gidiyorsa in huve illa vahyu yuha, o ancak bir vahidir. Hepsi bir vahiy. In huve illa vahyu yuha ve ma yantıku anil heva, o hevasından konuşmuyor. Onun Kur'an'la ilgili adresi ben elçiyim, Allah'ın mesajını aynen size tebliğ ediyorum diyor ve Kur'an'ı iletiyor, Kur'an'ın elçinin ağzına işliyorlar. O hevasından konuşmuyor. Bu, yani o Kur'an ancak bir vahidir diyor. Neyse yani birçok ayetleri de çarpıtmışlar. Kelimenin anlamını çarpıtmışlar veya da bağlamından koparıyorlar. Mesela şu ayet. وَمَا أَتَاكُمُ رَسُولُهُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ. Peygamber size ne verirse, peygamber diyorum özür dilerim, elçi. Resul elçi, peygamber, haber getiren nebi, nebi peygamber. Sizi elçin ne verirse onu alın, neyi vermezse onu alın. Bundan Buhari'yi nasıl çıkarırsın? Buhari'yi vermedi ki. Buhari'yi vermedi. Buhari 230 yıl sonra uyduruldu. Ben hadi diyorum bu hadise göre, buyurun bunu Lipton çayını alınız. Valla Lipton eskiden yoktu derseniz. Ben eski bir isim uydururum. Ben size bir kitap getirin, alın bunu alın. Bunu elçi verdi. Olur mu? Elçi nasıl verir? Verdiği bunun ispatını yapman lazım. İkincisi ayetin bağlamı alakası yok. Kur'an dışında bir öğretiyle alakası yok. Zaten Kur'an kendi dışındaki öğretileri reddediyor dinin kaynağı olarak. Biricik öğreti Allah'ın öğretisi. Allah'ın hükmü Kur'an. Burada malın paylaşımı konusunda elçi bir liderdi aynı zamanda. O elçi dağıtım yapıyordu. İtiraz edenler falan, itirazlı insanlar vardı. Onları eleştiriyor. Elçi size ne verdiyse onu alın. Ne vermediyse onu almayın. Fazla istemeyin. Konu mal dağıtımı ile ilgili. Ama adamlar hani Bektaşi misali diyorlar ya, namaza yaklaşmayın. Aynı o şekilde bağlamından koparıyorlar. Al sana. Yani iki türlü sahtekarlık yapıyorlar. Bir bağlamından koparıyorlar. Bir de elçi size verdiği, o sorgulanması gereken ne verdiği, hadi diyelim bağlamından koparsan bile, peki bu elçinin verdiği nedir diye sorarsın. Buhari ile ne alakası var? Müslim ile, Tirmizi ile, İbn-i Mace ile veyahut da Şiilerin kaynakları ile ne alakası var? Ama Şiilere göre farklı vermiş, bunlara göre farklı. Hatta bu verdikleri de bir sürü çelişkiler içeriyor. Neyse. Bir başkası diyor ki, edip babanı üzdüğün gibi çocukların da seni üzsün. Emotional appeal, yani duygusal olarak beni şey etmeye çalışıyor. Mantıkla, delille tartışamıyorlar. Hiçbirisinin bir tartışması var mı? Bir tane ilim var mı burada? Sadece bu suçlama. Öbürü kafir domuz. Fırat Demir adında birisi. Mustafa Akıncı demiş ki, Kur'an Allah tarafından kıyamete kadar kurulmayacak mı? Nereden biliyorsun? Kur'an nedir önce? Kur'an'a niye inanıyorsun?
Allah kelam olduğunu nereden biliyorsun? Kur'an'daki bütün ayetlerin, ayet denilen şeylerin Kur'an'dan olduğunu, Allah'tan olduğunu nereden biliyorsun? Ve bu iki ayetin Kur'an'dan olduğunu veya da Kur'an korunması ile ilgili ayetin daha sonra eklenmediğini nereden biliyorsun? Delilin ne? Niye inanıyorsun? Kelle sayılar. Hep kelle sayılar. Çünkü Kur'an'a olan inancınız aslında atalarına olan inancınızdan dolayıdır. Yoksa gerçeği aradığınız yok. Siz atalarınıza tapan, ataperest, putperest, kalabalıkperest, güçperest insanlarsınız. Güce taparsınız. Yarın bizim sayımız biraz fazla olsa, biraz milyarlarca liralarımızsa hepiniz cümbür cemaat bize geleceksiniz. Ve siz yine münafık olmaya devam edeceksiniz. Öyle oldu tarih boyunca. Çünkü insanların çoğu Kur'an'a göre münafıktır. İnsanların çoğu müşriktir, insanların çoğu yalancıdır, nankördür Kur'an'a göre. Ve bu boşuna değil ya, benim tecrübelerim göstermiştir ki öyle, kesinlikle. Al, Kur'an Allah tarafından kıyamete kadar korunmayacak. Bence Edip Yüksel bunu çok iyi biliyor. Sana bu kafayı yemiş ya da ne yazık ki kötü niyetli. Okey. Önce bu şeyleri, münafıkları şey ediyoruz, ifşa ediyoruz. Kim münafık? Eğer münafık ve müşrikler, bunlar mucizeye zaten tanık olamayacaklar. Ve bunlar Kur'an'a zerre kadar saygıları yok, Allah'a saygıları yok. Saygıları palavra ve yalandan ibarettir. Okey, bir. Eğer Kur'an'a hadis, sünnet, mezhep, tarikat, bunlardan herhangi birisini veya birkaç tanesini veya hepsini ortak koşuyorsanız Kur'an'ın hükmüne, siz müşriksiniz. Siz Kur'an umurunuzda değil, çünkü yüzlerce sayfayı, binlerce cümleyi veyahut da düzinelerce kitabı, hem de sayısız belirsiz, siz de bilmiyorsunuz. En başınızdaki alim de bilmiyor kaç tanedir bunlar, neyin nesidir. Bunları Kur'an'a ortak koşmuşsunuz. Hatta Kur'an'a tercih ediyorsunuz. O halde Kur'an'a eklenmiş, çıkarılmış önemli değil ki. Çünkü kafanıza göre ekliyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Hadisler, sünnetler, mezhepler, tarikatlar. Yani Allah'ın dini sizin için bir şirk dini, bir ortaklık dini. Allah artı peygamber, artı sahabeler, artı imamlar, mezhep imamları, artı imamcıkları, mezhep imamları, artı mezhep alimleri, artı mezhep alimcikleri, artı şeyhler, artı şeyhcikler. Bunlardan oluşan binlerce kişinin oluşturduğu karma karışık uyduruk dinler, seçmeye. Onun için yalan atmayın, siz münafıksınız. Kur'an adına bir şey söylemeye, sormaya hakkınız yok. Çünkü bunları, eğer bunları eklemediyseniz bakalım başka neler var. Ki sizin kitap şeyinize göre, bu hadis kitaplarınıza göre İbn-i Mesud Kur'an mushafında iki sure yok. Son iki sure Muavizeteyn denir. Muavizeteyn. Kul euzu bi rabbin nas, kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas sureleri. İki tane sure mushafına koymuyor. Kur'an'dan kabul etmiyor. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh kitaplarınıza göre en büyük putlarınızdan birisidir. Hatta hakkında hadisler var bunların. Sahabelerim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz. Buyurun buna inanın. İki sureyi inkar edin. Niye inkar etmiyorsunuz onun gibi? Bu yıldız gibi değil mi o hadise göre? Dahası bu adama niye kafir, mürtet demiyorsunuz? Kur'an'ın iki suresini inkar ediyor. Bırak iki ayetini, iki suresini. Ve bir de delil de getirmiyor. Ve dahası bu adamdan bir sürü hadis de naklediliyor. Sahih olarak bu adam adil olarak gösteriyor. Adil, hani cerh ve tadil ediyorlar ya hadisçiler. Yani bu adam adil, sözüne güvenilir kimse olarak şey diyorsunuz. Ama kendi aynı hadis kitaplarınıza göre, aynı hadis sizin kendi çelişkinizi göstermek için diyorum. Sen buna inanmıyorsun, niye bunu söylüyorsun? Çelişkini göstermek için.
İbrahim büyük putun küçük putları kırdığına inanmadı ama onların saçmalığının çelişkisini göstermek için onlara öyle söyledi. Yani en ilkel, en basit düşünme seviyesi bile yok Türkiye'deki birçok insanda. Beyinlerinizi maalesef o yamyamlar yemiş. İbn-i Mesud son iki sureye eklemiş. O zaman eğer bana mürtet diyorsanız, al iki ayeti, Tevbe'nin iki ayeti inkar ettiğim için, ki ben Tevbe'nin iki ayetini inkar etmedim. Sizi gidi sahtekarlar sizi. Tevbe'nin son iki ayeti 126 ve 127. ayetlerdir. O sizin uyduruk şeyiniz ayet değil ki, Tevbe'nin son iki ayeti değil ki. Onun için Tevbe suresine eklenmemiştir. İki ayeti inkar ettiğim yok. Ama sizin atalarınızın uydurduğu onunla ilgili tartışmalara geleceğim inşallah. Şimdi o zaman eğer bana beni eleştiriyorsanız, hatta beni kafirlikle, mürtetlikle, Kur'an'ı inkar etmekle beni itham ediyorsanız, buyurun İbn-i Mesud'unuzu da aynı şekilde itham edebiliyor musunuz? O zaman sahtekarsınız. O zaman yalancısınız ve münafıksınız. Eğer Kur'an'dan dolayı bunu yapıyorsanız bana, aynı işi İbn-i Mesud'a da yapmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Ha, Übey bin Ka'b. Bir başka putumuz, Übey bin Ka'b. Bu da yine büyük sahabelerden, buradan da hadisler bir sürü nakledersiniz. Kitaplarınızda rivayetler var. Bu da son iki sure çıkarmış. Son iki sure yok. Son iki sure yok. Kur'an'dan değildir. Bu iki sure ekliyor. İki sure ekliyor. Kur'an artı iki sure. El-Halq ve'l-Hafd sureleri diye olarak biliniyor. Siz Hanefiler vitir namazında okursunuz. Şafiler de bunu okurlar. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nesalli ve nescud. Allahümme innâ nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdike diye başlayan bir dua. Bu iki sureymiş ve musafına bu ikisini almış. Yani bunun musafında 116 sure var. Bunun musafında 112 sure var. İki sure eksik, iki sure fazla. Peki Übey bin Ka'b'ı niye çöp tenekesine atmıyorsunuz beni attığınız gibi? Niye ona mürted diyemiyorsunuz? Ona kafir diyemiyorsunuz? Ah sizi gidi sahtekarlar sizi. Çünkü Kur'an umurunuzda değilsiniz. Gerçek umurunuzda değil sizin. Siz sadece yalan atıyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz. Ve inhum illa yahrisun diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar sadece saçmalıyorlar. Daha. Üç. O üç burada. Dört. Nasih mensuh. Nasih mensuh. Buna nesh deniyor. Nesh etme. Buna inanıyorsanız ki Sünnilerin bütün Sünni mezhepleri buna inanır. Şeyler de aynı şekilde. Şeytan onlara öyle girmiş. Buna inanıyorsanız Kur'an'a kadar, Kur'an'a zerre kadar saygınız yok. Çünkü Kur'an'da işinize gelmeyen, sizin mezhebinizin işine gelmeyen ayetleri nesh ettiniz. Yani hükmünü iptal ettiniz. Hem ayettir diyorsun hem de hükümsüzdür diyorsun. Ayeti ayetle çeliştiriyorsun. Kur'an'da çelişki yoktur diyen ayete inat. 482 ayeti. Hem o ayeti inkar ediyorsunuz. Hem de o ayeti inkar ettikten sonra ayeti başka ayetleri de başka ayetlerle inkar ediyorsunuz. Kur'an'da çelişki iddia ederek. Çünkü Kur'an'ı anlamıyorsunuz. Müşrikler Kur'an'ı anlayamaz. Zaten anlamadığınızın ispatlarından birisi de Kur'an'da nesi mensuha inanmak veya bu hadislere inanmak. Kur'an mufassaldır diyor. Bütün buna rağmen defalarca hayır mücmeldir diyebiliyorsun. Kur'an mübindir diyor. Hayır Kur'an anlaşılmaz zordur. Ben anlamıyorum. Zaten Kur'an diyor. Sen anlayamazsın diyor. Münafıksan, müşriksen sizinle aranızda Kur'an arasında bir ne vardır? Bir perde vardır diyor. Sen Kur'an zordur dediğin vakit aslında itiraf ediyorsun. Şirkini, nifanı itiraf ediyorsun. Kur'an diyor kolaylaştırdık.
لَقَدْ يَسَّنَّ الْذِكْرِ قُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Kur'an'ın bazı ayetleri biraz araştırma ister. O da ilim, rasihune fil ilim, ilimde derinleşenler anlamını çıkarırlar. O da yine Kur'an'dan. Sen araştırırsan sen de olabilirsin. Herkes yapabilir. Ama araştırırsan o ayetlerin anlamı net bir şekilde çıkar. Müteşabih, farklı anlamlara gelen ayetleri. Sen rahatlıkla anlayabilirsin. Ama senin araştırmaya vaktin yok, o imkanın yok. Biri yapmış, onları değerlendirirsin. Bakarsan hakikaten gerçekten o ayet, şu ayet bir araya getirilince bu ayetin anlamı çıkıyor ortaya. Rahatlıkla anlarsın. Delil yine akıl, Allah'ın duadaki ve kitabındaki ayetler, Allah'ın ayetleri oluyor. Evet, nasih ve mensuha inanıyorsan ve beni suçluyorsan, tövbe iki diye suçluyorsan sen münafıksın. Yalan söylüyorsun, sahtekarsın. Çünkü Kur'an'ın birçok ayetini inkar ediyorsun sen. Bir değil, iki değil. Bir sürü ayetini nasih mensuhla inkar ediyorsun. Dahası hadislerle bile inkar ediyorsun. Mesela Hanefi mezhebinde sahih bir hadis bir ayeti neshedebilir. Tekrarlayayım mı? Sahih bir hadis, yani sahih hadis dediğiniz aslında uyduruk hadisler. Muhammed Peygamber'e yüzlerce sene sonra yapılan hadisler. Kur'an'la çelişiyorsa Kur'an'ın ayetini iptal edebiliyor Allah'ın ayetlerini. İşte senin Kur'an'a zerre kadar saygın yok eğer ona inanıyorsan. Sen rejim cezasına inanıyorsan, keçinin yediği ayet, haşa. Hazreti Keçi, kutsal keçinin yediği bir ayet varmış Kur'an'da. Kur'an'daymış peygamber zamanında. Ve bu ayet diri üzerine yazılıymış. Hazreti Ayşe'nin yatağının altındaymış. O da çok ilginç. Yatağın altında Ayşe anamız üzerinde yatıyormuş. Ben Kur'an'ı yere koyunca, Kur'an'ı derken Musaf'ı, Musaf. Kağıdı putlaştırmış, fetişçi kafa, şamanist kafa. Yere koyunca kıyamet, Kur'an'a saygısızlık ediyorsun falan. Senin hadisine göre, sahih hadisine göre, putlaştırdığın hadisi şeriflerine göre, Ayşe bunun üzerine yatıyormuş. Bırak yere koymayı, üzerine yatıyormuş. Ondan sonra aç bir keçi gelmiş, onu yemiş. Çok ilginç. Yediği için de Kur'an'dan çıkmış. Allah Allah. Ne zaman? Peygamberden sonra. Keçi yiyince neshetmiş ayeti. İyi Allah'ım dursun, iyi ki keçi yedi, kurtardı bunu, bizi bu rezaletten, bu felaketten. Yani insanları taşlayarak öldürme gibi bir babbarlık, bir canavarlık, bir şeytanlık. Yok, öyle kolay değil. Bu işte bir şeylik var, ondan sonra uydurmuşlar. Kavlen mensuh bilmem, amelen mensuh, işte bu sözle mensuh olmuş, sözü ayetin sözü mensuh olmuş, iptal olmuş. Ama hükmen baki. Hükmü devam ediyor. Eğer buna inanıyorsan sen hem beyinsizsin, hem keçiden bile daha aptalsın maalesef, hem de münafıksın. Çünkü sen Kur'an'da ayet ekliyorsun, çıkarıyorsun, keçiye yediriyorsun. Daha sonra Kur'an'a hüküm, Kur'an'da olmayan bir hükmü Kur'an'a şey diyorsun. Ha ayet demişsin, ha mayet demişsin. Ha hadis demişsin, ha bilmem rivayet demişsin. Ne fark ediyor? Kur'an'da verilen cezadan çok daha büyük bir cezayı Allah'a isnat ediyorsun. Ne fark ediyor ki? Üçkağıtçılık yapıyorsun senin yaptığın. Senin yaptığın üçkağıtçılık. İsmini değiştiriyorsun ama daha fazla önem veriyorsun. Kutsi hadis. Eğer kutsi hadise inanıyorsan, tabii kutsi hadis de neyin nesi diye sorarsan, onun tarifi konusunda da biraz karmaşıklık olacak. Ya Kur'an'da olmayan ama Allah'a ait sözler. Yani hani peygambere ait sözler var ama onlar da Allah'tan ya. Şeye bak, saçmalığa bak. Ya peygamberin sözü ama o da vahiy. Peygamberin sözü. Bu söz olarak Allah'ın, mana olarak da Allah'ın ama Kur'an'da değil o zaman ayet. Hello. Yani ne? Hani bir kutsi hadis, en uydurma hadislerden birisi. İşte levlâke levlâke lemâ halaktu leflâke
Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım diye Şeyhül Şeytan'ın uydurduğu hadislerden birisi. Kutsi hadis, haşa. Allah'a iftira, ayet iftirası. Sen ekliyorsun kutsi hadisler, ekliyorsun Kur'an'a. Rejim ayeti hem ekliyorsun, görebiliyor musun? Hem dur ben bunu siyahla yazayım. Bu ekleme, bu önce ekliyorsun, ondan sonra çıkarıyorsun, ondan sonra ekliyorsun. Artı eksi artı. Acayip işleri yapıyorsun. Önce ayet ekliyorsun Kur'an'a. Ayşe'nin yatağı altına koyuyorsun. Görüyor musunuz burada? Artı. Ondan sonra kişiyi diyorsun, çıkarıyorsunuz. Ondan sonra hükmen ekliyorsunuz ama metin olarak eklemiyorsunuz. Böyle acayip bir şey. Nasih mensuh. Hem ekliyorsunuz, hem çıkarıyorsunuz böylece. Çünkü hüküm değiştiriyorsunuz. Bir ayetin hükmünü nesh ediyorsunuz, hadisi ekliyorsunuz. Hem ayeti çıkarıyorsun, bir de hadisi ekliyorsun. Ve tabii ayeti çıkarıyorsun, bir ayeti başka bir şeyden bir şey ekliyorsun. Bazen sadece çıkarıyorsun, bazen hem çıkarıyorsun hem ekliyorsun. Öbe bin Kab ekleme değil mi? İki sure eklemiş, burada ekleme yaptın. İbn-i Mesud son iki sure yok. Çıkarıyorsun. Hem de iki sure. Hadis sünnet mesin. Uf. Kur'an 6346 ayet. Numarasız besmelelerle birlikte. 6346 ayet ama sadece Buhari'de 7000 küsur hadis var. Diğer hadis kitapları, diğer mezheplerin fetvalarını eklersen Kur'an'ın 10 katı, 20 katı eklemişsiniz Kur'an'a. Ekliyorsun. Ciltlerle kitabı, iki sure çıkarıyorsun, yine Müslümansın, tam Müslümansın. İki sure ekliyorsun, yine maşallah bunlar en büyükler, bunlar cennetlik ve bunların rivayetlerini dinlesek cennete gidiyoruz. İstediğin gibi ekliyorsun ve çıkarıyorsun nasih mensuh sihirbazlığıyla, maşallahınız var. Ayet uyduruyorsunuz. Eşşeyh ve şeyhetu izâ zeneyâ fercumûhuma elbettetenikâlen minallâh diye ayet uyduruyorsunuz. Kişiyi diyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ondan sonra tekrar ekliyorsunuz mezhep hükmü olarak. Maşallah yine Müslümansınız. Ondan sonra kutsi hadis diye hadis uyduruyorsunuz. Sözünü de manasını da Allah'a şey ediyorsunuz. Bunu da ekliyorsunuz ve siz maşallah dini bütün iyi Müslümanlar oluyorsunuz. Ve ben Kur'an'ın bizzat tanıklığıyla hem de müthiş, muazzam bir, büyük bir mucizenin delilleriyle iki cümlenin Kur'an'dan olmadığını ispat ediyorum, ispat ediyorum harfi harfine. Ve üstelik de sizin kendi kitaplarınızda bununla ilgili uydurmaları ifşa ediyorum. Bunu konuşacağız. Ondan sonra ben yanlış oluyorum, mürted oluyorum ve ölümü hak ediyorum. Ve arkadaşımı onun için öldürdünüz. Siz bunun hesabını veremeyeceksiniz din gününde. Birazdan şöyle bir ara verip bir daha devam edeceğim. Bir ara verdim. Şöyle bu yeşil çayımı içmek için. Aslında bugün çok yorgun olmam lazım. Bu semester derslerim haftada bir güne indirildi. Hatta birkaç tanesi geç başladı. Semester'in geç. Yani haftada 4 saat mesela bu cumartesi 4 saat mantık öğrettim bu sınıfta. Yani 4 saat böyle çok sıkı bir şeyim vardı, bir ders vardı. Ondan sonra şimdi Allah'ım da olsun enerjim var. Dedim ki sınıfta kalayım, bu tahtayı kullanayım. Burada smart board da var orada. Yani zeki tahta. Yani projeksiyonla şey diyor, oynayabiliyorsun ama onu kullanmayı pek tercih etmiyorum. Bazen takılmalar oluyor falan yavaş. Neyse, burayı kullanacağız inşallah. Şimdi devam ediyorum. Az önce kısaca dedim ki beni Tevbe'nin son iki ayeti tırnak içerisinde konusunda eleştiren ve hatta böyle lanetleyenler var. Öldürülmemi, mürted olduğum için öldürülmemi isteyenler bile var. Bunların çoğu dedim, hepsi değil, içlerinde dürüst insanlar da var. Çoğu gerçeği aramıyor, umurlarında değil. Çoğu Kur'an'a aslında inanmıyor, Kur'an'a zerre kadar saygıları yok. Ve çoğu münafık dedim, müşrik ve münafık. Çünkü bunlar
Az önce buraya koydum. Hadis, sünnet, mezhep, tarikat hükümlerini Kur'an'a ekliyorlar. Binlerce, yüz binlercesini Kur'an'a eklemişler çelişkiler içerisinde. O zaman ha ayet demişsin, şey demişsin fark etmiyor. Hepsi dinin kaynağı oluyor. Çünkü o hadislerle, o sünnetlerle, o mezheplerle, o fetvalarla ne yapıyorsun? Haram yapıyorsun, helal yapıyorsun, kurallar koyuyorsun. Allah'ın koymadığı kuralları, Allah'ın koymadığı cezaları. Böylece aslında yalan söylüyorsun. Çünkü Kur'an'a bir sürü ekleme yapıyorsunuz böyle. Veyahut da başka neydi yani? Bir sürü şey vardı. Mesela İbn-i Mesud'u sayıyorsunuz dedim az önce. İbn-i Mesud kendi kitabınıza göre en büyük sahabelerden bir sürü hadis rivayeti ondan naklediyorsunuz. Ona uyarsanız yıldızlar gibi sizi doğruya iletir inanıyorsunuz. Ama kendi hadis kitaplarınıza göre onun müsafında İki sure yoktu. Son iki sure yoktu. Kul euzu bi rabbin felak ve kul euzu bi rabbin nas surelerini almamış. İnanmıyor. Onu iki sure eksik. Aha iki sure çıkartabiliyorsunuz siz. Veyahut da çıkarttığı halde Müslüman oluyor hem de en böyle büyük Müslüman oluyor. Ondan sonra aynı kitabınıza göre Öbek bin Ka'b adında bir başka sahabe ondan da hadisleri rivayet ediyorsunuz. O da büyük büyük çok büyük. Onun atının burnundaki toz kadar olamayız dediğiniz o sahabe. O da iki sure ekliyor. Vitir namazında Hanefilerin okuduğu iki şey var. Dua var. Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaînu diye şey eden. Buna haft ve halk sureleri deniyor. Şafiler de bunu okurlar. Bunu eklemiş. Yani size göre iki sure eklemek de iyi. Yeter ki edip olmayın. Ha böyle putlaştırılmış isim olursa istersen çıkarırsınız iki sure eklersiniz. Binlerce hadis, fetva olur. Ondan sonra Nasih Mansuh'la bir sürü ekleme çıkarma yapıyorsunuz. Ayetleri birbirinize tokuşturuyorsunuz. Çelişkileri iddia ediyorsunuz. Ekliyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. O da maşallah siz cennete gidiyorsunuz ehli sünnet ve cemaat olarak. Dahası ne yapıyorsunuz? Keçiye ayet uyduruyorsunuz. Ondan sonra ayeti Kur'an'a sokamayacak keçiye yediriyorsunuz. Keçiye yedirdikten sonra bile tekrar hükmünü bakarsın. Yani ekliyorsun, çıkarıyorsun, tekrar alavere dalavere edip tekrar ekliyorsun. Yine maşallah Müslüman oluyorsunuz. Hepiniz ehl-i sünnet vel cemaat cennete gidiyorsunuz. Daha neler neler yapıyorsunuz sahtekarlar. Hatta yani kutsi hadis diye uyduruyorsunuz Allah'ın ağzından falan filan. Yani bir neyse o konulara girmeyeyim. Şimdi 19 sistemine karşı gösterilen tepki aslında bir Kur'an'ın bir gaybi haberinin tecellisi. Kur'an'a göre mucizelere iyi niyetli insanlar, kalbi selim insanlar tanık olur. Gerçeği arayanlar tanık olur. Münafıklar ve müşrikler tanık olmaz. Müşriklerin hangileri? Yani Kur'an'da bir şey var. Hani kalbi iyice artık niyeti, özünü bozmuş olanlar. Ama eğer kalbinizde bir Allah sevgisi varsa, eğer gerçeği arama, hakkı arama sevgisi varsa siz mucizeye tanık olabilirsiniz ama niyetinizi sorgulayınız. Kelle sayıları mı sizin kıbleniz bir sorgulayın. Çünkü birçok iddia edenler Kur'an'a inanıyorum, Kur'an Allah kelamıdır diye iddia eden mollaların, hocaların, din adamlarının tabii ki onları taklit edenler, müritler de dahil onlar zaten öyle. Hiçbirisinin aslında delilleri yok. Hepsi palavra yalan atıyor. Bütün güvenleri aslında atalarıdır, kelle sayılarıdır. Şimdi 19 mucizesi ile ilgili bir şeye geçmeden önce hadiste matematikle ilgili bir örnek vereyim. Hadisin matematiği. Hatta iki örnek. Ondan sonra bu konuya devam edeceğim. Yanımda yok ya. Keşke şeydi. Çünkü hadisin zinciri vardı. Sanıyorum bu İbn-i Mace'de olması gerekiyor. Bir bakın yani 6 hadis kitabından birisi. 6 puttan birisi rivayet ediyor bunu. İşte ona göre bir kadının bir parmağını kesen 10 deve fidye vermesi lazım, ceza vermesi lazım. O kadına veya da ailesine. 10 deve bir parmak için. 2 parmak için 20 deve. 3 parmak için 30 deve. Maşallah tahmin ettiniz. 4 parmak için kaç deve? Hayır, 40 değil. 20 deve.
tenzilat. Bununla ilgili alimler diyor, ha, akıl yürütmeyeceksiniz. İşte bak bu örnektir ki akıl iyi değil, aklı yürütmek. Nas olunca, hüküm olunca akıl yürütmek değil. Tabii şeytan dalga geçmek için, kafanıza beyninizi işlemek için bu tür saçma sapan hadis uydurur. Ondan sonra sorgulayan adam da olunca aklını kullanma, aklını putlaştırıyorsun. Bak bu nasıl, nasıl izle derler. Anladınız mı niye hadis, sünnet, rivayet diyenlerin akla düşman olmaları, niye Kur'an mesajına düşman olduklarını? O Ebu Cehillerden birisi, Türkiye'nin ünlü Ebu Cehilleri var. Emekli vaiz Fethullah Gülen onlardan birisi. Kur'an Müslümanları sapıklar diye. Nasıl rahatsız oluyor? Veyahut da Nihat Hatipoğlu, bu en büyük din tüccarlarından, bir numaralı din tüccarı, emekli vaiz, milyarlarca dolar kazandı bu işten. Güç elde ediyor, insanları aptallaştırıp robotlaştırıyor. Nihat Hatipoğlu, o da sürekli Kur'an mesajına karşı. Benim ismimi zikrediyor ama benim şeylerime böylece aklınca cevap veriyor. Şefaatı şey ediyor, hadislerin önemini falan filan filan. Çünkü bunlar burada her türlü sahtekarlığı, her türlü yalanı size satabilirler. Sana bu develeri satan, sana her şeyi satabilir. Bir parmağa 10 deve, iki parmağa 10 deve, 20 deve, 3 parmağa 30 deve ama 4 parmağı kesersen 20 deve. Bunun ne anlamı oldu? Bir kadının 3 parmağını kesmişsen, sen niye 4 parmağını kesmişsin? Aptal mısın? Bunu öğrendikten sonra 4 parmak kesmeye teşvik var. Hatta 2 parmak yerine 4 parmağını kesersin. Çünkü 2 parmağın cezası ile 4 parmağın cezası aynı. Ama 3 parmak kesmezsin. İşe bak, mantığa bak. Böylesi bir şey din. Onun için bunlar akıldan rahatsız olurlar. Çünkü akıllarını kullandıkları vakit hadisleri, madisleri, mezhepleri, tarikatları bu örümceklerin ördüğü alanı hepsi dökülecektir. Ama bunlar psikolojik sebepleri var, menfaatları var, çeşitli sebepler var. Şeytan hipnozlaşmış, hipnozlamış bunları. Allah yetmez derler. Evet, neyse şeye geliyorum. Ha, bir daha hadis var, bir başka hadis. Bu da sanıyorum Tirmizi'deydi. Web siteme de koydum. Orada diyor ezanı peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye uyduruk bir şey koyuyorlar isminin arkasına. Salavat çarpması adlı videoma da bakınız lütfen. O işte şey etmiş. Demiş ki ezan 19 kelimedir. 19 kelime olarak öğretmiş. Mevcut ezan 19 kelimedir ama şimdi ne diyeyim, sen bu hadise mi inanıyorsun? Umurumda değil bu hadis. Ezanın şu kadar kelime olması da önemli değil. Ezan insanları çağırma, bir toplantıya çağırıyorsun. İstediğin gibi yaparsın. İstersen adamın teki dama çıkar. Allahu Kebir, Allahu Ekber der. Hayalel felah der. Kurtuluşa gelin, toplantıya gelin. Veyahut da çanda çalar. Hiçbir şey yok. Beethoven'in müziğini de çalar. Belediyeden anons eder toplantıya gelin. Millete e-mail gönderir. Cep telefonlarına mesaj gönderir. Televizyona reklam koyar. İşte şu gün toplantı var. Nedir? Bugün yapıyoruz bunu. Adamın teki şeyden soruyor. Edip Yüksel'e büyük soru. Aklınca büyük soru soruyor. Peki işte toplantı günü olunca namaza çağırın diyor. Ezan. Tabii ezan deyince hemen birdenbire ezan kafasında uyduruk ezana gidiyor. Veyahut da belli bir ezan çağırım yöntemlerinden, çağırma yöntemlerinden bir yöntem. Yüzlerce yöntemden bir yöntem. Hemen kaldı. Peki bu niye Kur'an'da yok? Hadi Kur'an'da göster. Sanki çağır deyince, ya git arkadaşlarını çağır, topla buraya. Ya ben nasıl çağırayım? Nasıl çağıracağım? Ya akıllı bir adamsan nasıl çağıracağını bilirsin. E zaten aptalsan bırak sen çağırma. Başkası gitsin çağırsın. Şurada ayakta dur, sırada dur şu gişenin önünde. Memur efendi ben nasıl ayakta durayım? Tek ayak üzerinde mi, çift ayak üzerinde mi? Ayaklarımın arası ne kadar boşluk olsun? Parmaklarım nereye baksın? Kıbleye mi baksın yoksa sağa sola? Ördek gibi paytak mı olayım? Bu soruyu sormazsın. Ayakta dur lütfen. Pasaport şeyindesin. Gişesinin önündesin. Dairesinin önünde. Lütfen sıraya girin. Burada ayakta durunuz der. Acaba eli mi memur efendi?
Memur bey, ellerimi nereye koyayım ayakta dururken, buraya mı buraya mı diye sormazsın. Niye bunları böyle şey diyorum? Çünkü kafa maalesef iyice şey edilmiş. Hurafelerle, hikayelerle yenilmiş. Onun için diyorum ki Müslüman olman için önce bütün dini reddet. Din adına bütün öğrendiklerini, Kur'an dahil hepsini reddet. La ilahe de, ilah Allah'tan başka değil, ilah yoktur de. Ondan sonra eğer Allah bulursan bulursun, Kur'an'ı bulursan bulursun. Bulamazsan bile bugünkü halinden çok daha iyidir. Çünkü bulduğun %100 yanlış. Çünkü bulduğunu akılla, sorgulayarak bulmadın. Atalarını körü körüne izleyerek, atalarını körü körü izleyerek Müslüman olamazsın. Falanca rivayete göre, falanca büyük adama göre 2 kere 2 = 4 diyen matematiği bilmemiştir. Bu sınıf geçmez. Falancaya göre işte şöyle olmalıdır. Ezberliyor. Eğer yani gerçeği de söylese o sınıfı gel, o sadece bir papağandır. Papağan matematikçi olmaz. Mantıkçı olmaz. Papağan Kur'an'a göre Müslüman olmaz. Doğruyu söylese bile, doğru söyle, söylediğin doğru bile olsa, onu yanlış bir sebeple söylüyorsan esas o. Ha sen din adamlarını putlaştırmışsın, kelle sayını putlaştırmışsın. Onlar ne dese istiyor. Zaten o seni doğru yola iletmeyecek ki. Arada birkaç tane doğru söyleyeceksin. Bozuk saat de arada bir doğru şey der. Ama bir sürü yanlışları da şey edeceksin. Neyse. Kur'an'ın korunması ile ilgili. Ben Kur'an korunmuş derken matematiksel olarak ispat ettiğimi söylüyorum. Ve bunu defalarca şey ettik. Tartıştım. Ve her zaman için tartışmaya hazırım. Kısaca matematiksel sistemin bir özetini yapayım. Veyahut da birkaç örnek vereyim. Bilmiyorum yani zaman o kadar uzayacak ki bunu dediğim gibi kitaplar var. Makaleler var. Önce makaleler var. Kitaba da gerek yok. Kendiniz sonra da araştırma yapabilirsiniz. Bedava makalelerim var. Şeyde 19.org sitesinde 19 ayeti bölümünde bakarsınız. Önce özetten bir başla. Ondan sonra diğer konuları şey et. Bunu inşallah bir arkadaş Türkçe'ye çeviriyor. Bu üzerinde 19 var adlı bir kitabım var. Türkçe kitabım. Onun gelişmiş hali ve güncel çok güzel örnekler var. Birkaç örnek vereyim. 19 nedir? 74. sure. Şu anda işte vahiy sırası, işte kronolojik sıra diye bir sıralama falan modası çıkmış. Kesinlikle ona kıymet vermiyorum. Rivayetlere dayanan bir şeydir. Ve 19 sistemi, Kur'an matematiksel sistemi, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatladığı gibi mevcut sıralamayı da aynı şekilde doğruluyor. Yani tesadüfen olması mümkün değil. Tabii bunlar hep birbirisi çok uzun tartışma konuları. Yani şu anda kıyısından köşesinden olacak maalesef ve bundan da memnun değilim. Keşke bir grup olsaydı, bu gruba böyle şeyler halinde, saatler halinde fokus yaparak, herhangi bir konuya odaklanarak parça parça verebilseydim. 74. surede önce bu nedir? 1969 yılında 1967 yılında Mısır'da bir adam, Reşat Halife'nin de bir arkadaşıymış. Birlikte hatta çalışmışlar. Bu nedir? Neufel, Abdurrezzak Neufel adında bir Mısırlı işte vaaz veriyor Kur'an hakkında. Dünya ahiretle ilgili bir vaaz veriyor. O arada dikkatini çekiyor. Bir bakıyor ki dünya ve ahiret kelimeleri 115'şer geçiyor aynı şekilde. İlgisini çekiyor. Daha sonra inceliyor. Bir bakıyor ki ilginç bazı kelime sayımlarında ilginç şeyler var. Matematiksel özellikler var. Diyor ki, bakıyor mesela birkaç örneğini vereyim. Gerçi onun kitabında El-Mu'cizetul Adedi sanıyorum kitabının ismi Arapça bende var. Ta 1981 yılında o kitabı aldım.
O kitapta şey diyor, yani bazı iddiaları var ki şey biraz keyfi ama bazıları çok müthiş. Mesela ay kelimesi, ondan önce şeye gidelim. Mesela kul de ki ifadesi Kur'an'da 332 kere geçiyor. Kalu onlar dediler ifadesi 332 kere geçiyor. Biri 332 dediler, onlar dediler. Biri de kul de ki cevap olarak onlara de ki 332. Her yerde birbirinin ardı ardına geçmiyor. Aynı yerde geçmiyor. Bazı yerlerde kalu onlar dediler, kalu dediler, dediler. Ondan sonra bir tane kul geliyor. Bazılarda mesela diyor ki kalu onlar dediler ki kul de ki. Kul tekrar kul diye başlıyor de ki. Bazen bir kalu iki kul geçiyor. Bazen birkaç tane kalu geçiyor, bir kul geçiyor. Yani aynı yerde olsaydı bir kıymeti olmazdı matematiksel olarak. Ve 332, 332. Şer kelimesi ay demektir. Tekil olarak 12 kere geçiyor. İlginç. Aydaki, bir yıldaki ayların sayısı kadar. Gün kelimesi tam el-yevm, tekil olarak o da el-yevm 365 kez geçiyor. Tabii kafanızda uyduruk hadislerle oluşmuş bir İslam varsa, bir Arap kültürüyle karışmışsa, yo ay yılına göre 365 değil de 355 var diye hemen karşı çıkarsın. Halbuki astronomik bir realitedir. Ayla alakası yoktur gün olayının. Güneş ile dünya arasındaki ilişkinin astronomik bir sonucudur. 365 gün vardır. Ama maalesef insanlarımız o kadar cahilleştirilmiş ki, çünkü maalesef din adamları zır cahil, Ebu Cehil hepsi. Hepsi demeyeyim, özür dilerim. Yani çoğu maalesef hurafeci, rivayetçi, atalarının dinini putlaştırmış insanlar. Bunlarla yetişmiş çocukluktan beri en basit şeyi düşünemiyor. Ya insan, eğer biraz aklı başında bir insansan 365 gün ölüp durursun dersin. Ha, bu tesadüf olmama ihtimali çok büyük. Hele Allah'ın kitabında. Allah'ın kitabı değil, bilmiyoruz diye ki bu herhangi bir kitap ilgini çeker. Dersin ki ha, burada ay kelimesi 12 kere geçmiş. Kitaptan bağımsız bir realite, astronomik bir realite, evrensel bir gerçek bildiğimiz. Gün kelimesi yine evrensel bildiğimiz, dünya, güneşle alakalı bir olay, astronomik bir olay. Objektif bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Bu iki örnek yeter senin durman için. Biraz dikkat etmen için. Bu kitap ilginç bir kitap. Ha, Allah'ın kitabı mı? Diyemem. Çünkü bir insan da bunu yapabilir ama bu kitabı kim yazmışsa, bu kitapta matematiksel bir kasıt var. Bir tekrarlarında, kelime tekrarlarında bir niyet var gibi geliyor. Ve diğerlerini de şey edince. Neyse. Ondan sonra 1969 yılında bu Neufel, ondan sonra Raşat Halife, 1969 yılında Kur'an'ı İlk kez, aslında dünyada ilk kez bilgisayara koyan adamdır. O zaman mainframe bilgisayar vardı. Çalıştığı şirkette, büyük bir şeyde, St. Louis'te çalışıyordu. Biyokimyacı olarak. Belli şeylerin gelişmesini beklerken, o arada, yani deneyler yapıyor. O arada boş laboratuvarda ne yapayım? Valla Kur'an'ı çeviriyor. Merak ediyor zaten. Huruf mukattalar, huruf mukatta denilen harf ve rakamlar surelerin başında, 29 surenin başında. Onu merak ediyor çünkü Kur'an'ı çevirmeye başlıyor. Mevcut çevirilerde hatalar görüyor. Elbette bir sürü Kur'an çevirilerinde hatalar var. Çünkü hadise, mezhebe, tarikata uydurmaya çalışıyor. Ayetlerin anlamını tarif ediyorlar. Mesela sizin okuduğunuz mealde bir sürü hatalar var. Eğer hadisçilerin, sünnetçilerin, mezhepçilerin şeyiyse kesinlikle kasıtlı yapılmış hata, bir kısmı da müthiş hatalar. Bunların bir kısmını, bazı örneklerini Kur'an çevirilerindeki hatalar adlı kitabında tartıştım. 1992 yılında yayınlandı. Ama şey, mesaj adlı çevirime bakarsanız dipnotlarında tartışmaları bulabileceksiniz. Niye farklı çevirdiğimizi, niye onların tarif ettiğini de sebepleriyle birlikte bulabilirsiniz öz olarak. Neyse, karar veriyor diyor, ben Kur'an'ı çevireceğim. Çevirme başlıyor ama bir prensip koyuyor, çeşitli prensipler. Bir Kur'an'ı Kur'an'a göre şey edecek, hadislere madislere pek değil. O zaman şey diyor, diyor ki bir ayetin anlamını anlamıyorsam onu geçmeyeceğim.
anlamını anlayıncaya kadar şey edeceğim. Çünkü Kur'an anlaşılır diyor. Ondan sonra geliyor şeye takılıyor. Elif Lamim'e takılıyor. İş harfe takılıyor. 7 ayet sonra. 2. surenin başında ilk ayet. Elif Lamim veya da 1:30-40. 1+30=40. 71. Orada takılıyor. Ondan sonra diyor ki ya bu Kur'an harflerden oluşuyor. Bu harflerin sayımı konusunda bir bilgi edineyim surelerde. Ve surelerdeki harfleri saydırıyor bilgisayara. E tabii ki bilgisayar Arapça anlamıyor. Bir harf yerine İngilizce alfabeden sembolü koyuyor. Elif yerine A koyuyor. Ondan sonra işte kaf yerine Q koyuyor. Bazı harfleri de böyle çeşitli semboller koyuyor. Mesela ampersand veyahut da herhangi bir noktalama işaretini koyuyor ve öyle saydırıyor. Bir bakıyor ki başlarında huruf-u mukatala olan surelerde o harflerin frekansı en yüksek. Bu ilginç. Ve bunu yayınlıyor. 1973'te. Bende o kitap var. 1973'te 19'dan bahis yok. O kitap hatta yaptığı ön sözde de son aylarında oluyor. Sanıyorum Kasım 1973'te yazmış. Ve bu 1973'te ve 74'te basılıyor bu. Ve hiç haberi yok. Tek gördüğü bu harflerin frekansı çok daha yüksek o surelerde. Zaten onun istatistiksel verilerini paylaşıyor orada. Kapağı güzel bir kapaktı. Böyle şeyli bir kapaktı. Altın rengi gibi. Üzerinde böyle yaldızlı mandızlı olmuş bir şey. Neyse ama 1974 yılında şeyi keşfediyor. 19 sayısı. Bir bakıyor ki buradaki rakamlar 19'un katı. Bu. Bütün bir şey açılıyor. Bir hazine. Allah'ın bu zamana gizlediği bir mucize. 2. surenin 106. ayetinde diyor ki Allah, bir ayet yani bir mucizeyi unutulsa veya kaybolsa Allah bir benzerini ve daha iyisini getirir. Her dönemdeki müminlere elçiler yoluyla Allah mucizeler gönderdi. Muhammed peygamber zamanındaki mucizeleri şu anda bilmiyoruz. O insanlar niye hakkal yakin, ilmel yakin Kur'an'a inandı. Sizin gibi inanmadı. Siz kelle sayılarına bakarak inandınız. Onlar kelle sayıları yoktu önlerinde. Hatta kelle sayıları karşıydı bu Kur'an'a. Kur'an'ın kul size olduğunu iddia ediyorlardı. Şairler, o günkü alimleri, o günkü evliyaları. Tabii ki Mekke müşrikleri inkarcı değildi, ateist değildi ki. İnkarcıydılar ama tevhidi inkar ediyorlardı. Çoğunuz gibi. La ilahe illallah diyemiyorlardı. La ilahe illallah'ın yanına başka isimler koymak istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim diyor, siz la ilahe illallah deyince bübürleniyorsunuz, kibirleniyorsunuz. Hemen başka bir isim. Eleyhisallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi diyor Kur'an-ı Kerim. Hatta diyor ki 39. surenin 45. ayeti, Allah'ın ismi tek başına anılınca onların kalbi hoşlanmaz. Ama başka isimler, onun yanında başka isimler. Bunlar ateist değildi. Allah'a inanıyorlardı. İbrahim'i sayıyorlardı. Namaz kılıyorlardı Kur'an'a göre bunlar. Tabii ki namazları riya ve mukadi. Riya min münafıklık ve tasdiye yoldan sapmaydı. Tabii bunu da yanlış çeviriyorlar. O da ayrı bir olay. Ondan sonra bunlar haccı şey diyorlardı, gidiyorlardı. Haccı yapıyorlardı. Yani bir sürü oruç bile tutuyorlardı biliyor musun? Bu Mekke müşriği şefaate inanıyorlardı. Neyse. Ve helvadan falan filan da putları yoktu. Bu da sizinkiler uydurdular. Hani bir benzerlik o kadar benzetişince kendinize her yönde bakıyorsun, Kur'an'da tarif edilen müşriklere benziyorsunuz. Onlar gibi akıl düşmanısınız, onlar gibi hurafecisiniz, onlar gibi Allah yetmez diyorsunuz. Onlar gibi kadınları despotluk yapıyorsunuz, firavunluk yapıyorsunuz. Onlar gibi şefaatçısınız, onlar gibi madde perestsiniz, pek yoksulları falan umursamıyor arada bir bile. %2,5 veriyorsunuz falan, onu da marifet zannediyorsunuz. Ondan sonra onlar gibi şeysiniz, farklı görüşlere,
farklı anlayışlara, fikir hürriyetine hiç tahammülünüz yok. Eline güç geçince hemen zulmetmeye başlıyorsunuz. Sizin gibi inanmayanları öldürmeyi bile düşünebiliyorsunuz. Elinize imkan geçince. Onlar gibi kölecisiniz. Elinize imkan geçince cariyelik, kölelik yapıyorsunuz. Daha neler neler. Bak biz her şeyle aynıyız. Yani müthiş bir olay ya. Yani bakınız Kur'an'da tarif edilen müşriklerin şeyi, onlar gibi atalarınızı yüceltiyorsunuz. Onlar gibi çoğunluğa uymayı marifet zannediyorsunuz. Neler neler. Onlar gibi zanni rivayetleri din ediniyorsunuz. Onlar gibi Allah'ın haram etmediklerini haram ediyorsunuz. Nice haramlar, Kur'an'da olmayan nice haramlar. Onlar da aynı şekilde. Böyle hoca bakıyor çok benziyor. O halde şeyhul şeytanlar bir şey düşündü. Dediler ki hadi bir şey uyduralım. Ha bunlara helvadan putları vardı, işte taştan put, şu kadar put vardı Mekke'de falan filan. Ha bak bizim böyle putlarımız yok. O halde biz sanki müşrik olmak için illa put sahibi olmak lazım. Bütün bu saydıkların hepsi müşriklerin alametleridir. Ve her birisi şirk için yetiyor. Allah'ın haram etmediğini haram etmek Kur'an'a göre şirktir. Ve siz Kur'an'da haram edilmeyenleri haram ediyorsunuz ve hatta inadına tam tersine. Nice ayetler var bu konuda. O ayetleri inkar ederek bir sürü şey haram etmişsiniz. Ve onlarda da çelişkili haramlar uydurmuşsunuz. Ve ondan sonra o çelişkili haramlara da iyi marifetmiş gibi itilafta rahmet vardır diye de millete yedirmişsiniz, yutturmuşsunuz. Neyse. 206. ayeti, bu da anlamı tarif edilen bir ayet. Müthiş bir şekilde yapılan bir tarifat var. Lütfen şey edin, Nesih Mansuh şeytani hikayesi. Burada herhangi bir ayet, ayet kelimesi Kur'an'da 84 kere tekil olarak geçtiği vakit mucize, delil anlamına gelir. Hatta eski şeriatlar anlamına da anlayabilirsiniz. Ama aslında o kitaplar, o şeriatlar da kendinin mucizeleri vardı. Delilleri var. Her bir elçiyi Allah delillerle, mucizelerle gönderir. İşaretlerle gönderir. O işaretler olağanüstü işaretlerdir. Çünkü olağanüstü bir iddia var. Bu şey, bu mesaj Allah'ındır. Olağanüstü bir iddia. Olağanüstü bir iddianın olağanüstü delilleri olur. Ve onlar o dönemde tanık oldular müminler. Ama o kayboldu. O bilgiye sahip değiliz. Allah bize yeni bir mucize gönderir. Niye Allah bize gönderdi, geçmişe göndermedi? Peki bizden öncekiler şöyle böyle sorusu yine müşriklerin sorusudur. Kafirlerin sorusudur. Buna cevap verebilir ama hiç gerek yok. Bu soruyu sorduğun vakit sende bir münafıklık var. Çünkü bu müzeyi gören birisi kendisi tanık olur. Bana ne onlardan? Ben buna tanık oldum. Müthiş bir olay. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Geçmiş ben ne bileyim onların durumunu. Sensin. Din gününde onları yargılayacaksın. Onlara ne kadar nimet vermişsen ona göre sorgulayacaksın. İsa'dan şey isteyen nedir? Gökten bir sofra istediler. Allah dedi ki o zaman sizin buna göre sorumluluğunuz artacak. Bundan sonra inkar ederseniz cezanız da artacaktır. Hah. Eğer verilmediyse o zaman senin sorumluluğun o kadardır. Verildiği kadardır. Eğer bir bilgi verilmediyse sana mesul olmazsın. Önemli olan senin niyetindir, tavrındır. Ama ne oldu? Firavun kendisine onca mucizeler gösterildiği vakit Musa tarafından, hatta bazı sihirbazların Müslüman oldular ondan sonra. Müslüman kelimesi o zaman da vardı. Yani Muhammed peygamberle başlamıyor. Bu konuda da çarpıtmalar var. Müslüman oldular, tanık oldular. Buna rağmen Firavun kendisi tanık olmamak için Musa'ya ne dedi biliyor musunuz? فَمَا بَعَلِ الْقُرُونِ الْعُولَى Peki daha öncekilerin durumu ne? Onlar buna tanık olmayı, onlar ne peki? Konuyu dağıtmak istedi, geçmişe götürmek istedi. Topu taca atmak istedi. Sizin gibi. Sizin gibi derken sizin aranızda eğer peki edip geçmiştekiler bu 19 mucizesine tanık olmadılar ne olacak? Onlar başka mucizelerle denendiler. Onlar başka delillerle denendiler. Ki dahası senin geçmiş dediğin eğer hadisçi, hurafeci adamlarsa onlar zaten Kur'an'a inanmıyorlardı ki. Onlar zaten Kur'an'daki hiçbir mucizeyi umurlarında değildi. Onlar atalarına inanıyorlardı ve onun için bir sürü uydurma hadisi Kur'an'a ortak koşmuşlardı.
Onlar zaten umurlarında değildi. Nitekim şimdi de umurumuzda olmadığı gibi mucize ortaya çıkıyor. Karşı çıkıyorsunuz. Onlar da aynı şekilde. Neyse. Şimdi 1974. surede. Aa, bak. 74 burada. 1974. surede geçiyor. Tesadüf mü diyorsunuz? Tesadüf ha? Adamın teki Halis adında bir uyduruk hadis profesörü bana hava atıyordu Bursa'da. Tabii çok yorgun olduğum bir zamanda. Allah'ın dostu ki hava attı. Çok iyi oldu yani. İlk başta kötü bir gibi gözüken o tartışma aslında çok iyi oldu. Çünkü böylece adam iyice böyle coştu. İyice böyle inkarını, yanlışını ilan etti. Ondan sonra parça parça bunu paylaştı. İnternette bulabilirsiniz bir sürü. İşte Edip, işte 19 mucizesini şey etti, kaybetti. İşte biz uydurduk falan dedi. Benim adıma da tabii ki ağzımdan yalanlarla da uyduruk başlıklarla sundu. Bu çok ilginç. İlk başta ben tabii ki biraz rahatsız oldum. Biraz fazla değil çünkü biliyorum. Her şeyde bir takdir var. Kur'an'da olan apaçık bir mucize. Bu adam bütün o mucizeleri inkar etti. Mesela Besmele'nin harf sayısı. 19 harf. Böyle yaptı. Kur'an'da surelerin sayısı 114. 19'un tam altı katı. Görmedi. Kayıp Besmele. 9. surenin başında Besmele yok. Bir bakıyorsun 19 sure sonra 20. surenin ortasında şey ediliyor. 19 sayısı. Gözlerini kapa. Allah kelimesi, isim kelimesi, Allah, Rahman, Rahim. Bunların tekrarları. Ha, isim kelimesine geldi, bismi de takıldı. Bismi 3 kere geçiyor, isim 19 kere geçiyor. Hem de El-Mucibül Müfehres adlı şu dünyada en çok sayılan, en çok kullanılan klasik bir mucem. 1938 yılında Fuat Abdülbaki tarafından hazırlanmış çok iyi bir indeks. Orada isim kelimesine bakarsan tam 19 yazıyor zaten altında. فَهْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Ona iki yol gösterdik. O, 19'u inkar için 3'e sarıldı. Bismi dedi, orada takıldı ama 19'u görmedi. Allah kelimesi 2698 kere geçer. Rahman kelimesi tam 57 kere geçer. 19'un 3 katı görmedi. Rahim kelimesi Allah için tam 114 kere geçer. Onu da görmedi. Nice örnek. Mesela Kaf suresiyle başlayan iki sure var. Kafların sayısı 114. 19'un tam katı. Onu da görmedi. Yasin suresinde Y ve Sin harflerinin sayısı 285. 19 çarpı 15. Onu da görmedi. Hamim'le başlayan 7 sure var. Hamim'lerin bu 7 suredeki sayımı 2147. 19'un tam 113 katı. Onu da görmedi. Ve sadece Hamim'de müthiş bir tablo var. Tek başına bu tablo müthiş bir olay. Ya matematikçiye gösterdim zaten yarım saatini harcadı bir formül buldu orada. Orada o tablo içerisinde bir alt gruplar var. Her bir grup o formüle uyuyor. 4-5 tane grup var. 4 grup artı bütün hepsi toplam 5 yerde o formül uyuyor. Sadece o formülün oluşması ihtimali milyonlarda bir. Tek başına olması ihtimali. Maddiyeleriyle birlikte bakıyorsun müthiş bir olay. Allah'ın isimlerinin ebced değerleri. Tabii ebced olur muydu bir ebced Yahudi şikayesi falan filan. Ah sizi gidi hikayeciler sizi. Size Yahudilerin uydurduğu hikayelerle ebced inkar ediyorlar. Kur'an'da kullanılan sistem, matematik sistemi. Matematik bilimiyle ilgili araştırmalara bakarsanız, öyle hikayeci, hurafeci, din adamlarının palavralarına değil, dünyada bununla matematik ilgili bir sürü tarih kitapları var, bir sürü kitaplar var. Onlara bir bakın. Bunlar ne 19'u umurlarında ne de bir şey, hatta işitmemişler bile. Bunlara bir bakarsanız, Ebced sistemi Muhammed Peygamber döneminde, ta Hicri 2. yüzyıla kadar, 200 yıl sonrasına kadar, Arapların kullandığı rakam oluyor. Harfleri rakam olarak kullandılar. Şeyler gibi Roma rakamları var ya hani X harfi 10, M harfi 1000
biliyor musun? Ve harfi 5. İşte onun gibi. Araplar o zaman harfleri rakam olarak kullanıyorlardı. Rakam olarak kullanınca kesik yazıyorlardı. Harfler olarak belliydi zaten. Veyahut da üzerine çizgi çizerlerdi. Veyahut da farklı renklerde. Ve bunun arkeolojik delilleri var. Mesela İfra'nın kitabı var. Universal History of Mathematics. Matematiğin Universal Tarihi. Türkçe'ye de çevrilmiş sanıyorum. Çok büyük bir kitap. Büyük bir cilt. Türkiye'de belki birkaç cilt halinde çevrilmiş. Ben büyük bir cilt olarak kaç yıl önce aldım. Bak orada Ebced üzerine iki bölüm var kitapta. Hatta işin ilginci tesadüfen 19. bölüm gelmiş. 19. ve 20. bölümler. Ona bir bakınız. Diğer kitaplara bakınız. Din adamlarının hurafelerine, palavralarına bakmayınız. Araplar bu bildiğimiz rakamları Hindistan'dan aldılar. Hicri 2. yüzyıldan sonra aldılar. Yani orijinal olarak bu rakamlar bugün kullandığımız rakamlar değil. Harfler kullanıyordu. Ebced sistemi kullanılıyordu. Tabii Ebced sistemi terk edildikten sonra sahtekar din adamları, üfürükçüler tarafından istismar edildi. Şimdi bu adamlar araştırmıyorlar. Ha bu istismar edildiğine göre o halde olamaz. Kur'an'la alakası yok. Bize kardeşim her şey istismar ediliyor. Siz Kur'an'ı da istismar ettiniz. Kur'an'ı da üfürükçü kitabı haline, ölüler kitabı haline getirdiniz. Kur'an değerini düşürmez bu istismar. Neyse. 1974 sonu. Ya olur mu Edip? 1974. sure 19 yan yana koymak diye bir şey var mı? Görmüyor. 1974'te 19'u 74'ü göremiyorsan ve 19 sayısının 74. sure 74. surede olduğunu biliyorsan, sen hala buna kör kalıyorsan, Kur'an'daki ayet, 7. surenin 146. ayeti. Ne muhatapsın. Daha nice ayetler var. Lütfen bu videonun altındaki bilgiler bölümünü tıkla. Oraya linkler koyacağım. Bu konuyla ilgili makalelerimin, başka videolarımın linklerini koyacağım. Lütfen oraya bak. Kur'an'da mucizeleri inkar edenlerle ilgili birçok ayet var. Bak, o ayetleri dikkatle okuyunuz, neler neler göreceksiniz. Kendinizi görürseniz korkunuz. Çünkü kendinizi de görebilirsiniz orada. Neyse, korkunuz derken kendinizden korkunuz. Çünkü bir şeylik var sizde. 1974, 74 sayı. Surenin ismi olarak da örtünen olarak biliyor. Tabii bunu peygamber örtünmüş, battaniye mattaniye uyduruyorlar. Alakası yok. Muhammed diye de geçmiyor. Ya eyyühen müddessir, ey örtünen. Dum fenzir, kalk ve uyar. Ha, Muhammed peygamber olabilir mi? Olabilir. Anlamdan o çıkıyor. Ama sadece o mu? Hayır. Bunun o zamanla ilgili bir anlamı vardı ve şu anda 1974 yılında gerçekleşen anlamı da vardı. Kur'an basit bir kitap değil. Müthiş bir kitap. Kelimelerin seçimi inanılmaz bir hassasiyet gösteriyor. Müthiş bir olay. Ve onun için cinler, o görünmez varlıkla Kur'an işini, Kur'anen aceben, ilginç bir Kur'an işittik. Sizin mollalara anlattığı Kur'an ilginç bir kitap değil, bir hikaye kitabı. Siz sadece hikaye kitabı gibi dinliyorsunuz. Onun orijinali, yüksek anlamını zaten sizden gizliyorlar. Huruf-u mukattalı adam diyor ki, adamın teki Türkiye'de koca bir alim olarak geçiniyor. Hem de bu ortaya çıktıktan sonra, 19 sistemi ortaya çıkan, diyor, bunların anlamı yok. Bunlar anlamsız harfler. Sadece ses çıkarmak istiyor Allah. Dikkat çekmek istiyor. Patküt gibi bir şey işte. Farklı kombinasyonlar onu izah etmiyor. Niye şu harfler kullanılmış? Onu izah etmiyor. Niye 29 surenin başında var, diğer surelerin başında yok? Diğer surelerin dikkat çekmiyor mu? Buna da cevap yok. Ela var. Dikkat çekici ifade veyahut da yeminler dediğimiz onlar var. Niye o yok? Hiçbirisini şey etmiyor. Hepsini anlamsızlaştırıyor. Ve hatta 8 yerde tilke ayatul kitabil mubin, tilke ayatul kitabil hakim ifadeleri, bu kitabın ayetleridir, mucizeleridir ifadesi hep 8 yerde bu harflerden sonra geçiyor. Bu tesadüf mü? Ve bunların 19'la ilişkisi açık oldu. Yani sayımlarına bakıyorsun. Onu da görmüyor.
anlamıyorum ya. Korkunç bir şey ya. Evet. 74. sure gizlenen ve bu örtünen. Ha? Edip örtünmüş, gizlenmiş değil. Bunu diyenler bile var ya. Ha örtünmüş abi, örtünmüş bir şey gizlenmiştir. Aslında sır demektir, müddetir, gizlenen. Ya eyyuhel müddetir, kum fenzir, kalk ve uyar. Ve rabbeke fekebbir, Rabbini yücelt. Ve thiyabeke fetahhir, elbiseni temizle. Bu elbise ne temiz elbisesi? Bildiğin elbise mi? Mümkün. Ama onun da ötesinde. Kur'an öyle. Hele böyle bağlam, şey bağlamında, böyle genel bağlamda olan şey öyle elbisenin de ayakkabından, çorabından falan, tuvaletten bahsetmiyor. Buradaki elbise seni örten şey demek. Veyahut da Kur'an şeyin ne derse, mushaf dersen, mushafın temizlenmesi olayıdır. Ve siyabeke fettahhir. Ve rüzze fecir. Pisliği çıkar. Ve la temnun testeksir. Daha fazla isteme. Ve li rabbike. Yani çoğalmayı isteme. Çok ilginç. Testeksir çoğalmayı. Ve li rabbike fasbir. Rabbin için mücadele ver. Bununla ilgili lütfen çeviriyi oku. Çünkü birkaç ayetin anlamı çarpıtılıyor. Özellikle çarpıtılıyor. Mesela 74, 27, 28, 29 sanıyorum. Mesela levvahatun lil beşer, beşeriyet için levhadır ifadesi. 29. ayet. Onu derileri kavurucudur diye çeviriyorlar zalimler. Levvahatun, levhadır. Levhalardır. Ardı ardına gelen levhalardır. Lil beşer, beşeriyet için. Ve bu iki kelime Kur'an'da sürekli bu anlamda kullanılıyor. Levha, Kur'an'da elvah kelimesi levha demek. Hatta Musa'ya verilen elvah, levhalar. Levha onun daha da pekiştirmeli hali. Fiil olarak. Ondan sonra ve isim haline getiriyor, isim fiili oluyor. Beşer, beşer, nezire lil beşer, o ayetin devamında geliyor. Beşeriyet için bir nezirdir, bir uyarıdır. Beşer, insanlık demektir. Türkçe'ye bile geçmiştir. Ama gözüm beşeri diri yapıyor. Halbuki Kur'an'da diri kelimesi cilt, 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 cilt diye geçer. Bir yerde bire beşer deli için kullanılmaz. Beşer her yerde Kur'an için, Kur'an'da insanlık için kullanılır. Hatta bu ayetin girişinde, bu ayetin devamında da beşer kelimesi ne için kullanılıyor? İnsanlık için. Birkaç yerde hem de. Bir şey ilginç. Ama buna rağmen kafalarındaki cehennem ateşinin dumanından dolayı bakıyorsan hep cehennem ateşi olarak yorumlamak istiyorlar. Geçmişi anlarım. Geçmiş alimler, müfessirler 19'un anlamını bilmedikleri için hani sakari cehennem olarak anlamalarını anlarım. Anlamadılar. Onlar için değildi. Onların zamanı için değil. Çünkü likulli nebe'in mustakar her nebe'in, her haberin bir zamanı vardır. Fenteziru ve inni ma'akum minel muntazirin diyor. Kur'an Muhammed'e dedirtiyor. De ki bekleyiniz. Ben sizinle beraber beklemekteyim. Veyahut da onlara ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Senurihim ayetine fil afaki ve fi enfusihim. Göstereceğim ileride. Hatta o ayetlerimiz ortaya çıktığı zaman ilim sahibi olmayanlar bunu anlamayanlar inkar edecekler diyor. Mesela 27. surede Dabbe ile ilgili çok ilginç o ayetleri var. Ve orada her şeyi saydığını bildiriyor Allah-u Teala. Mesela Cin suresinin son ayetleri Allah bir gaybi haberi elçisi yoluyla ancak ortaya çıkarır ve Allah her şeyi tek tek saydığını ispat etsin diye, göstersin diye. Neyse, ondan sonra bu ortaya çıktı ve 1919-74. surede geçiyor. Kur'an'ın kul sözü olduğu iddia eden bir kişiye cevap olarak. İlginç, ikinci konu Kur'an kul sözü mü değil mi? Levvahatun lil beşer 29 bundan önce 74 kaçtı?
Fekale in hâze illâ kavlul beşer. Ah, bu kul sözüdür dedi. Seuslihi sakar. Beşer, seuslihi sakar. Ve me edrake mâ sakar. Sakarın ne olduğunu bilir misin? La tubqi ve la tezer. Ne tutar ne bırakır, ne yükselir ne azalır. Levvâhtu lil beşer. İnsanlığa apaçık bir levhadır. Evrenseldir demek. Aleyhâdis ateşer üzerinde 19 var. Bu 30. ayet. 30. Bu 29. Bu 28. 27. 26. 25. Demek ki 25. 74-25 diyor ki قَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ Bu kul sözüdür dedi Kur'an için. Ondan sonra devam ayet gelince de لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ Beşeriyet için bir levhadır. Ondan sonra 74-31'de de نَذ۪يرًا لِلْبَشَرِ En sonu نَذ۪يرًا لِلْبَشَرِ Beşeriyet için bir nezir. Bak beşer kelimesi burada geçiyor. Burada geçiyor ve burada geçiyor. Hiç alakası yokken buradaki beşeri deri olarak şey diyorlar. Levvahayı de kızartıcı olarak deriyi kızartan bir ateşe sokuyorlar. Ve bunların zerre kadar Allah'a saygıları yok böyle anlayın. Eskiler böyle mi anladı? Hayır. Peygamber dönemindeki insanlar bunu öyle anlamadı. 19'u anlamadılar, bilmiyorlardı. Ama deri kavurucu, mavrucu falan diye de anlamadılar. Çünkü Kur'an'da bu kelime deri manasına geçmiyor. Bu kelime kızartma anlamına geçmiyor. Onu beşeriyet için bir levha olarak anladılar ama nasıldır, nedir diye anlamadılar. Ama daha sonradan tarif ettiler anlamını. Neyse, şimdi çok ilginç. Levvâhatun lil beşer. Aleyhâ tis'ate aşer. 30. ayet. 74. surenin 30. ayeti. Aleyhâ tis'ate aşere. Üzerinde 19 var. Ve 74-31. ayeti bugünkü hala bu konuyla ilgili tartışmaları şey diyor, izah ediyor. Bununla diyor müminler gerçeği arayıp gerçeğe güvenenler, müminlerin imanını gerçeğe olan güvenlerini şey edecektir diyor, arttıracaktır, güçlendirecektir. Kitap ehlinin ise kuşkularını giderecektir. Münafıklar ve müşrikler de anlamayacaklar. Allah bununla ne kastetti diyecekler. Bitiş bir olay. Aynen gerçekleşiyor. Aynen gerçekleşti. Şimdi bu 19 sistemi ben çok kısa özetliyorum. Yani bu konu aslında böylesi bir şeyle değil. Çok daha iyi bir şekilde PowerPoint presentation yapmam lazım. İnşallah Türkiye'ye geldiğim vakit bunu yapacağım. Hem de inkarcıların olduğu, müşriklerin, münafıkların olduğu bir inşallah toplantıda bunu yapacağım. Önce dinlesinler, ondan sonra varsınlar bahanelerini ortaya alsınlar. İnkar etmek için bütün gönül kalplerindeki pislikleri ortaya çıkarsınlar. Musa'nın şeyi gibi o sihirbazlıkları, o palavraları hepsi dağıtılacaktır inşallah. Şimdi bu sistem keşfedildi 1974 yılında. Ta 1985 yılına kadar, 11 yıl kadar bir sorun olmadı. Bir sorun derken Müslümanlar bunu kutladılar. El Ezher kutladı. Raşad'a gönderdiği Ezher'den, rektörlükten gönderilen kutlama mesajları var. Raşad gidiyor konferanslara, çeşitli uluslararası konferanslara katılıyor. Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Mısır'da, Libya'da, hatta Kaddafi onu kendisinin bilim şeyi olarak şey diyor, advisor, danışmanı, bilim danışmanı. Çünkü Raşad da United Nations'da, yani Birleşmiş Milletler'de çalıştı. Kitapları Arapça'ya çevrildi.
bir sürü basıldı. Yani bedava dağıtıldı. Bu Kuveyt Emirlik'e yani gider, bakıyorsun ya Reşat'ın toplantılarında, gazetelerde, dergilerde, İslami gazete dergilerde, Kur'an'ın büyük mucizesi, elektroniye, nedir, kompüter için kullandıkları bir ifade var, onu bile unuttum. Akıl elektroniye mi diyorlar, neyse. Bir ara Reşat şey oldu, çok büyük bir şöhret oldu. Olabildiğine övdüler mövdüler. Ondan sonra 1985'te Allah test etmeye başladı. Fitne diyor ya, bu münafıklar ve müşrikler için bir fitne olacaktır. Allah test etti. Madem siz bunu gördüğünüzü iddia ettiniz, ki aslında yalan söylüyorlardı. Yani sadece böyle şey ettiler. Yani anlamadılar bile. Çünkü kesinlikle biliyoruz ki mesela tayyar altı kulaç bunu hemen mucize olarak sundu. Hiç araştırmadan bile. Ben araştırdım. Tercüme etmeden kitabı tek tek saydım sayabildiklerimi. Aylarca yaptım bu tetkiki. Ben ne Diyanetçileri Başkanı ne imamdım. Profesyonel hiçbir şeyim yoktu. Cezaevindeydim o zaman. Ama bu adam Diyanetçileri Başkanı olmuş, profesyonel. Ve bundan maaş kazanıyor, hayatını kazanıyor. Sağa sola gidiyor kafasındaki o fes midir nedir, o sarıkla böyle hava atıyor bir şeyler biliyormuş gibi. Ama bunu işitiyor, hiç araştırmadan, incelemeden sayma şeyini bilince sadece mukallifçe övüyor. İki kere iki dört eder falanca alim. O hali iki kere iki dört. Bunu diyen iki kere iki beş etmiş. Ve yine üç kere yedi 13 eder. Çünkü falanca alim, büyük alim öyle diyor. Diyebilir. Rivayete inananlar öyledir. Bu. Yani bu adam bakıyor ki Kur'an'la ilgili bir mucize iddiası. Kimse de karşı çıkmıyor, hoşuna gidiyor. Herhangi bir dini dogmalarıyla, yalanlarıyla, hurafeleriyle, mezhepleriyle, tarikatlarıyla çelişmiyor. Büyük olması lazım. Hemen övmeye başladılar. Tayyar Altıkulaş da kitabını aldı. Ondan sonra ne oldu? Test etti Allah bu sahtekarları. Madem mucizeye tanık oldunuz, bu büyük bir mucize. Al bu mucize, bu kadar 6346 ayetin, 6348 oluyor bununla birlikte. 6348'den 6346'sını doğruluyor. Ama bu iki yerde problem, bu iki ayetin Kur'an'dan olmadığına tanıklık ediyor. Buyurunuz. 11 yıl boyunca Allah gizledi bunu. Oradaki problemi gizledi. Yani bir Allah kelimesi fazla vardı. Zaten Rahim kelimesi fazla vardı. İlk başta onu fark etmiştik. Rahim kelimesi Kur'an'da 115 kere geçiyor. Ama 1974 yılında ve daha sonra biz sayarken bir baktık ki Tevbe suresi yani 9. surenin 128-129 hani o ayette iki problem var. O iki ayeti de içine alıyor. Bir Rahim kelimesi orada Muhammed peygamber için geçilmiş. Raufun Rahim. Bil müminine Raufun Rahim diye geçiyor. Allah'ın iki sıfatı orada veriliyor. Allah'ın bazı sıfatları insanlar için kullanılıyor. Mesela İbrahim için Halim, hatta Gulamin Alim ifadesi kullanılıyor. Ama sadece burada bir istisna var. Özellikle Besmele'deki Allah kimse için kullanılmaz. Allah'tan başkası için. Rahman Allah'tan başkası için kullanılmaz. Rahim 114 yerde Allah için kullanılıyor. Sadece burada Muhammed için istisna. Rauf da aynı şekilde. Ama Rauf Besmele'de geçmediği için dikkatimizi çekmedi o zaman. Şimdi Rahim kelimesi burada istisna yaptı. Dedi ki burada Allah için kullanılmıyor. Besmele'deki Rahim Allah'ın ismi olarak geçiyor. O halde Allah'ın isimleri olarak Rahim 114 kere geçer. Tabi dipnotta bu 115. istisna etmiştik. Ama daha sonra Allah kelimesi fazla olduğu, mevcut nüshalarda fazla olduğu, bir fazla olduğu anlaşılınca aha tekrar dikkat çekti bu şeye, oraya baktık. Ben baktık derken aslında Reşat ilk önce baktı. Bu işin ilk keşfeden oydu ve bu konuda benden önceydi. Ben daha sonra, çok sonradan vakıf oldum bu olaya. Şimdi ben 1980 yılında işittim. O 1974 yılında keşfetti. Şimdi Reşat bakıyor.
Ya Rahim kelimesi zaten orada dikkat çekmişti. Bir daha başka Allah kelimesi bir fazla var. Aha! Daha başka bir de ayetlerin sayısı 19'un katından iki fazlaydı o zaman. Fark etmemiştik. Allah kelimesi 6348 oluyordu. Allah kelimesi diyorum, ayetlerin sayısı. Ama bu ikiyi çıkarınca o da 6346 ediyor. 19 çarpı 334 mü? 19'un tam katı etmiş oluyor. Daha nice şeyler. Bu örnekleri burada vermeyeceğim. Kitapta verdim. Sadece bir giriş yapmak istiyorum bu konuda. Ne oldu? Reşat dedi ki bu iki ayet Kur'an'dan değil. Dahası aslında hani peki Kur'an'dan değilse niye bu konuda hiç tartışma yapmadılar, Müslümanlar kavga etmediler falan filan diye sorabilirsin. Bir bakıyorsun hadis kitapları, siyer kitapları bu konuyla ilgili bir sürü rivayetlerle doludur, yalanlarla, çelişkili ifadelerle doludur. Aha, o da ilginç. Ateşin dumanı var. Hani hiçbir şey olmasaydı bu konuyla ilgili, Kur'an'ın yazımı, tarifatı ile ilgili, ekleme çıkarmalarla ilgili, Kur'an'ın yakılması ile ilgili. Bu ay o zaman gerçekten de ben de şüphelenirdim dersin. Arkadaş, böyle bir şey olduysa bununla ilgili tartışmalar olması lazım. Ve bu tartışmaların hadislere de yansıması lazım. Hadisler gerçi 200 yıl sonra ama 200 yıl sonra bile insanların bunu tartışıyor olması lazım. Bu tartışmaları işitmem, güvenmem lazım değil. Ama o günkü politik şeyleri yansıtıyor. Hadis, politik, kültürel tartışmaları, çatışmaları, menfaatleri, ilişkileri yansıtıyor. Böyle bir şey gizlenmezdi. Çünkü çok önemli bir olay. Bir bakıyorsun hadis kitaplarında da müthiş şey var bu iki sözde ayetle ilgili. Güya tek şahitle gelen şey oluyor, ayetler oluyor bu. Aslında biricik. Güya Zeyd bin Sabit, vahiy katipleri Kur'an'ı yazmışlar. Tevbe suresinin 127. ayetle bitirmişler. Orada hemen birisi gelmiş. Zeyd bin Yemame halinde. Zeyd neydi ismi? Bin Yemame. Ah, ismini bile unuttum adamın ya. Nasıl unuturum ya? Neyse. Bu Bin Yemame. Bu adam geliyor diyor ki bende iki tane ayet daha var. Allah Allah. Nereden buldun bunu? İşte bu nerede bu? Bu 9. surenin sonunda olması lazım diyor. Peki bu adamlar diyor sen ne zaman bunu işte Mekke'de. Bu ayet bu sure Medine'nin son yıllarında nazil olmuş 9. sure. Nasıl olur? Vallahi bu sure sonda nazil olan biricik sure oluyor. Tersinden geliyor. Şeytanın yalanlarına bak. Peki senin başka şahidin var mı? Göğe sormuşlar hadise göre. Yok. Hemen o arada birisi geliyor. Diyor ben şahidim ki peygamber dedi ki Yemame'nin şahitliği iki şahide bedeldir. Hoppala. Hemen kabul etmişler. Peki bu adamın şahitliği iki şahitliğe bedel mi? Onu sormuyorlar. Peki niye hiç kimsenin şahitliği iki şahitliğe bedel değil de hatta cennetle müjdelenenlerin şahitliği bile iki şahitliğe bedel değil. Cennetle müjdelenen o da bir hikaye uydurma bir şey. Peygamber kimseyi cennetle müjdeleyemez çünkü Kur'an'da diyor ki ben kendimin bile ne olacağını bilemiyorum de. Ben geleceği bilemem. Kendimin bile ne olacağını bilemiyorum de. Ama uyduruk hadislerde peygamber o 10 kişinin cennetle müjdelemiş. Anahtar veriyor cennet anahtarı. Aşağı. Neyse. Niye diğerleri iki şahide de bu adam ilk kez burada ortaya çıkıyor. Bir yerde daha ortaya çıkıyor. O da uyduruk bir yerde. Ve böylece kabul etmişler. Bakarsanız eğer bazı Kur'an meallerine ve de Kur'an nüshalarına bakarsanız eğer Arapça metin varsa der ki Tevbe suresi için medenidir der. Yani Medine'de nazil olmuştur. Ama son iki ayet istisna. O Mekke'dir. Bir tek istisna orada. Daha neler neler bununla ilgili olarak. Bu yalanı niye uydurdular? Kur'an'ın tedvini ile ilgili bir sürü hikayeler var.
çoğu palavra yalan. Yani Muhammed peygamber döneminde güya Kur'an yazılmamış. Yalan, iftira. Kur'an'la da çelişiyor, mantıkla da çelişir. Bu adamlar 100.000 insan oluşturdular eğer. Bir Medine'de site devleti kurdular. Kısa bir zamanda Bizans'ı yendiler. Sasanileri yendiler. İki süper gücü yerle bir ettiler. Bu insanlar en önemli şey bir kitabı eğer dirilere yazamıyorlarsa, kağıt papirüslere yazamıyorlarsa Allah cezalarını versin. İşe yaramaz insanlardı. Peygamber de görevini yapmadı demektir. Halbuki Kur'an diyor. Onlar diyorlar ki Muhammed peygambere diyorlar ki bu Kur'an diyor ona gece gündüz dikte ediliyor, o da yazılıyor. O da yazıyor. Kendisine dikte ettiriliyor. Yazıyor. Kur'an firakin menşur diyor. Kur'an'ı şey derken mastur diyor. Yazılmış satırla. Nun vel kalem ve ma yasturun. Veyahut da başka bir ayette bir eydi seferetin. Bir elçinin eliyle yazılmıştır. Yani Muhammed peygamber hayatı şey peygamberlik hayatı boyunca bu Kur'an'ı tebliğ edecek. Ve bu kitap olarak yazamayacaklar. Devlet kuracak. Birkaç savaşta kendisini müdafaa edecek. Bir ara bu nedir? İhsan Eli Açık bir konuşmasında diyor peygamber 64 tane savaş mı? 62 tane savaşa katılmış. İşte şu kadarına da bizzat katılmıştır falan. O da palavra kitaplarından. Yani peygamberi savaşçı, her taraf zaman sürekli saldırmış olarak üzere tümüyle yalan. Birkaç tane savaş var Kur'an'da bazen onlar hep savunma ile ilgili savaşlar. İşte Hudeybiye şey nedir? Uhud var, Hendek var, işte Bedir var. Bunlar hep Medine'nin etrafında gerçekleşmiş savaşlar. Neyse. Konular çok dağıtıyorum. Ondan sonra şeye geliyoruz. Bu ile ilgili iddialar. Tabii ki adam hemen mürtettir falan dediler. Kur'an'ı dediğim gibi saydıklarından dolayı değil. Bir sürü hadisleri ekliyorlar, bir sürü ayetleri nasıl ediyorlar, mesul ediyorlar. Yani Allah haram etmediğini haram ediyorlar bu adamlar. Umurlarında değildi sadece şirk. Onlarınki münafıklık. Neyse bir iki örnek vereyim. Bu sistem o kadar hassas ki matematiksel sistem. Kur'an'da bir harf yazımını bile ortaya çıkarıyor. Mesela şeyde nedir? 7. surenin 69. ayetinde. Mesela sat harflerinin sayımında da bir hata bulundu. Çünkü çok tetkik ettiler daha sonra. Sat harfleri kaç surenin başında geçer? Elif, Lam, Mim, Sat bu 7. sure. Ondan sonra Kaf, Ha, Ya, Ayn. Özür diliyorum. Sat. Kaf, Ha, Ya, 19. sure. Ondan sonra Sat suresi. 38. sure. Bu üç surenin başında sat. Şimdi bu surenin başında tek başına sat geçtiği için sat harfinin geçtiği diğer surelere de bakmamız lazım. Hepsiyle birlikte bu üç suredeki satların toplamı 152 bulmuştuk. Raşat bilgisayar şeyinde bunu bulmuştu. Ben de aynı şekilde cezaevinde bunları üç gruba saydırdım. Ve ondan sonra kontrol ettirdim, birbirine karşılaştırdım. O zaman da hepsi de 152 olmuş. Çok ilginç. Yani ben de saymıştım ve başkaları da saydırmıştı. Kontrol ettik, biz de bir yanlış bulduk. Çok ilginç. Yani o zaman Allah ortaya çıkmasını istemiyordu. Eğer ben o zaman 153 sat görseydim ki elimdeki saydığım müshafta 153 sat vardı. O zaman bu konuya olan inancım öyle şey olmayacaktı. Şüpheli olacaktı. Yani bu burada problem var diye ben belki de bu işin içine hiç girmeyecektim. Bu konuyla ilgili çalışma yapmayacaktım, kitap yazmayacaktım. 152. Çok ilginç. Bu şey nedir? 1985 yılında hani bir Allah kelimesinin bir fazla oluşu var ya. Mucem'de de bir hata yapılmıştı. Hem bilgisayar sayımında hata yapılıyor hem de mucem. Çünkü mucemle ben karşılaştırdım kelime sayımlarını. Çok hassas. Aslında Mucem'de Allah kelimesi tam 2699 geçiyor. Çünkü şeyi de alıyor. 9128 129'u da içine aldığı için bu fazla eklenen bu iki cümleyi
2699 geçiyor ama yani ama altına yaz, sayısını yazarken bir yanlışlık yapıyor. Bunlar 2698 ediyor. O zaman o tek tek saymadı. Altındaki rakam, koymuş olduğu rakama baktı, 2698 ve çok kişi öyle yaptı. Çok kişi derken herkes 11 yıl boyunca eğer bunu tetkik etmek isteyenler olduysa o indekse baktılar. İndekste uyuşunca doğru diye kabul ettiler. Ama burada bir takdir ilahi var. O indeksin de öyle olmasının tesadüf olmadığını inanıyorum. Çünkü Allah Müslümanların önce görmesini istedi. Test etmek için. Çünkü ilk başta şey etmezse kimse öğrenmeyecek. İlk başta heyecanlandılar falan işte mucize falan Kur'an matematik mucizesi. Onunla ilgili şeyleri kitabımın arkasında veriyorum. Bak. Bunu da İngilizce şeyler var ama en son şeyde ha. Okay, buradan birkaç şey göstereyim ondan sonra geliyorum. Reşat'la çektirdiğimiz bir resim. Tucson'da 1989 yılında. 89 mi 88 mi? 88 olabilir. Periveş, Reşat. Bu neydi? Hage, Haga diyorduk. Mısırlı. Liza. Ondan sonra yine Tucson'da. Bu bir çalışması. Miracle of the Quran 1973 yılında yayımlanan kitap. Miracle of the Quran, Significance of the Illustrious. Burada 19'dan hiçbir şey yok. Haber yok. Sadece istatistiksel olarak şeyleri bildiriyor. Harflerin sayılarını. Bundan bir bölümü buraya aldım örnek olarak. Reşat o zaman İslam dergisinin editörlüğünü yapıyordu. Bu dergiyi çıkarıyordu. Publish Quarterly Islamic Productions International. Reşat'ın kuruluşu. Ondan sonra Computer Devised Quran for the Muslim World. Bu ilk duyuruları 1975-76 yıllarında. Ondan sonra International Islamic University. Reşat'a mektup var. Okay. Mahmud Abdurrauf, Muhammed Abdurrauf rektörü. İşte Reşat'a yazdığı bir mektup, bunu okuyabilirsiniz. Ondan sonra Reşat'ın şehadetiyle ilgili haber. Bu Abdülhaydi, Allah. Computer Research Controversy. Ondan sonra Arizona Daily Star ilk sayfada Mosque Founder is Slate. Bu. Ondan sonra ben Arapçaları da göstereceğim size. Bu kitabımın içinde Türkçe inşallah çevrilecek. Okay. Ondan sonra evet. Ondan sonra Newsweek'te de konu edilmişti. Bu 11 Eylül şeyini 19 kişi bunlardan bir tanesi bunlar aslında Reşat'ın öldürülmesiyle şey etmişlerdi, ilgilenmişlerdi aynı grup. Bunlar Bin Laden'le ilişkileriydi. Reşat'ı şehit eden grup Bin Laden'le ilişki halinde olandı ve bunlardan birisi Tucson'daydı. Zaten bununla ilgili olarak burada veriliyor. Burada nerede geçiyordur bakayım. Ben işaretlemedim ama burada şeyden bahsediyor. Okay. El-Hage. Hage, Hage oluyor, El Hage. Bak Reşat Halife buradan geçiyor. Okay. Ondan sonra
dergilerde, Arapça dergi ve gazetelerdeki yayınlar. Bunlar çok küçük olarak koydum buraya ama bunlar büyük boy orijinalleri var yanımda. Bu El Ezher Üniversitesi'nden Reşat'a yazılmış mektup. Ondan sonra ne kadar beceriksiz bir işi yapıyorum değil mi? Çok amatörce. Bak bunu görmediniz. Bahai falan demeye başladılar daha sonradan. Bu Reşat'a suçlamalar başlıyor. İlk başta övüyorlar mövüyorlar. Ondan sonra saldırıya başlıyorlar. Ezher mezher falan. Bu bütün bu cahiller. Bu cehiller. Neyse, devam ediyoruz. O neyse, işte burada 152 ama daha sonra birileri tekrar inceliyor. Bakıyor ki 153 var. 153 sat var bütün Kur'an'da. Hakikaten bir baktık 153 sat var. Reşat o zaman ilk bunu fark eden, yani bu haber veriliyor kendisine. Reşat bakıyor, tekrar gözden geçiyor tek tek. Bir bakıyor ki 769'da bir kelime var. O kelime böyle yazılmış, şöyle yazılmış. Bestaten. Ve üzerinde küçük bir sin var. Bazen hatta yukrahu bir sin diye şey ediliyor. Neyse. Ondan sonra inşallah okuyabilirsiniz. Ha, Reşat bunun satla değil, sinle olması gerektiğini, buradaki aslında küçük sinin yanlışı düzeltmek için konmuş olduğunu yorumladı. Ve bunun sat yerine sinle olması gerektiğini söyledi. Böylece sat harfin sayısı 152 oluyor dedi. Ben bunu ilk işittiğim vakit Türkiye'de biraz rahatsız oldum. Çünkü o zaman Allah'ın koruması hala aklımda Musaf'ı koruması olarak anlıyordum. Kur'an bir bilgi kitabıdır. Müminlerin kalbindedir diyor Kur'an-ı Kerim. Kitabun merkum, rakamlanmış kitaptır. Ben tabii daha o zaman o şeye, o anlayış düzeyine gelmemiştim. Benim için Kur'an'ın korunmuşluğu, Musaf'ın korunmuşluğuydu. Halbuki çok yanlış. Çünkü bir sürü Musaf'ta yırtık sayfeler var, yanlış yazımlar var, eklemeler var, çıkarmalar var, Musaf'lar arasında farklar var. Yani bunu biraz Musaf'ları inceleyenler bilirler, göreceksiniz. Verş versiyonu var, Hafs versiyonu var. Hatta Tayyar Altıkulaç'ın yayınladığı bir karşılaştırmalı şeyler var. Aradaki farklılıklar. Birisinde Allah kelimesi var, birisinde yok. Birisinde kelimeler farklı yazılıyor. Bazı yerlerde kelimeler yok. Çıkmış. Yani Musaf'lar arasında fark var. Kur'an nedir peki? Peki Edip sen 19'u nasıl çıkarıyorsun buna? Niye güveniyorsun? Aklını çalıştır. Error correction diye bir şey var. Bir sistemi keşfedebilecek kadar eğer bilgi varsa bir yerde, eğer sistemi keşfediyorsan o sistem oradaki hataları düzeltebiliyor. Ve onun için koruyan kimdir? Kur'an'ı Allah'tır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Birazdan sonra ona geleceğim. Bu ve nitekim bu zaman ben rahatsız oldum. Ben o zaman İstanbul'daydım. Hemen kütüphaneye gittim. Süleymaniye kütüphanesiydi. Orada Taşkent Müsafı'nın bir fotokopisi vardı. İzin aldım orada müdürden ve gittim inceledim. Dua ettim ki inşallah bu bölüm var. Çünkü birçok yaprakların koparılmış olduğunu biliyorum orada. Tam bir nüsha değil. Ve hakikaten Allah'ım da olsun buldum. 7. sure 69. ayetine baktım. Bir baktım ki böyle yazılmamış. Şöyle yazılmış. Bestaten. Sinle yazılmış. Sat yoktu. Sinle. Onu gözümle görünce müthiş. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim.
ufuklarda ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki onun hak olduğu onlara ispat olsun diye. Orada bir şey var, 19 sistemini getirdiği bir şey var, bir bilgi var, bir iddia var. Ve bu iddiayı geçmiş bir nüsha doğruladı, mevcut nüshaların aksine. Harika bir olay. Bir başka şeye de geçenlerde bir iki örnek gösteriyor. Yani bu olay ne kadar hassas. Kur'an'ın insanlar tarafından değil, atalarınız, hadis uydurukçuları, palavracılar, mezhep uydurukçuları, tarikatçılar tarafından değil, Allah tarafından korunmuş olduğunu ispat ediyor. Çünkü inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun ifadesi Kur'an'da vurgunun en çok Allah'a yapıldığı bir ayettir. İnna biz, nahnu biz, nazzalna biz indirdik ve inna biz lehu lehafizun onu koruyacağız. Oradaki çoğul ifadesi de yine ona bağlı. Burada beş vurgu Allah'a yapılıyor. Yani siz değil, sizin atalarınız değil. Kur'an'ı koruyacak biziz diyor Allah. Ve Kur'an'ın matematik sistemle kurulduğunu ispat ediyor. İkinci şeyle örnek de vereyim. Bir basleten kelimesi mevcut musaflarda %100 yanlış yazılmış. Sin ne olacak? Üzerindeki saat la yazılıyor. Üzerindeki küçük sin daha sonra da yanlış yorumluyla o sinle okunur diye. Hayır. Bu aslında ilk başta okuyan kimse doğrusunu biliyor. Sin ile düzeltiyor. Üzerine düzeltilmiş halini yazıyor. Ama daha sonra o unutuluyor. İşte bu satla yazılır, sinle okunur diye şey edilir. İlginç. Elif harfleri mesela büyük yanlışlar var.